Emine 16 yaşında, babası Bekir Bey bana kızımı bulun diye geldi. 24 saat geçmeden kızını bulduk ve Emine şu anda yolda. Hem biliyorsunuz bu yayınlar ihbar kabul ediliyor emniyet güçleri, hem de Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tabii ki bu olayın üzerine. Onlar da harekete geçtiler. Onlara, devlete teslim edeceğim Emine'yi, ama tabii ki Emine'nin iyi olmasını istiyoruz. Babası benden daha çok istiyor. Asıl istediğim ne biliyor musunuz? 14 yaşında 3 kız çocuğundan daha bahsediliyor. Bu çocuklar şimdi nerede? Bu çete bu kızları nasıl kaçırıyor? O kadar yavaş, o kadar farkındalığı az. Bu çocuklar arkadaşım zannediyor. Oysa arkadaşım dedikleri çetenin birer üyesi oluyor. Yavaş yavaş aileden uzaklaştırıyor, kendilerine yakın hissettiriyor. Evden kaçmalar başlıyor, kötü alışkanlıklar başlıyor. İşte Emine onlardan sadece bir tanesi. Emine nasıl kaçırıldı izleyelim. Bugün izleyecekleriniz sonraki söylemleri kan donduran cinsten. Acılı anne baba, 16 yaşındaki kızları Emine'nin çete tarafından kaçırıldığını iddia etti. Benim evladım çok güzel bir çocuktu. Kötü arkadaşlar ortamını bozdu. Biz annesin. Lafını ikilemezdi. Yani kardeşlerini yine korurdu. Babasını karşılamazdı. Ondan sonra bu arkadaşlarıyla bağlantı kurduktan sonra saldırır bir hale geldi. Kardeşleri, annesi perişan durumda. Emine'nin hayallerini çaldılar. Kendisi okula giderdi tek başına. Ben derdim, ben götüreyim kızımı okula, bırakayım geleyim derdim. Yok baba, ben giderim derdi. Sabah okuluna giderdi, öğlen eve gelir, yemeğini yer, 12'de çıkar, okula giderdi. Okul kaçta dağılıyor, 5'te dağılıyor. 5'i çeyrek geçe eve gelirdi. 5'i çeyrek geçe eve gelirdi. Yemeğini yer, çayını içerdi. Anne, yapılacak iş varsa yardımcı olayım sana derdi. Yani benim bulaşığımı, bardağımı evimi süpürürdü. Anne sen otur, sen hastasın derdi. Bana üzülürdü. Yani Emine o ortamdan koparıp yeni bir düzen kurmak için çaba göstermeye başladık. Emine'nin hayalleri vardı. Ne hayali vardı? Çok hayali vardı. Ben de okuyacağım, doktor olacağım baba dedi. Tek isteği neydi? İyi okuyup benim gözlerimi iyileştirmek. Emine arkadaşına güvendi. Başına gelmeyen kalmadı. İddiaların odağındaki isimler çete üyesini. Ecem. Ecem. Ecem kötü yollara düşürttü bunu. Peki kızınız gerçekten hamile mi? Hamile. Babası kim biliyor musunuz? Biliyorum. Kim çıkar, hamileyim anne dedi. Kimden kızım dedim. Yozga şey Sivas'tan dedi, hacı diye biri dedi. Peki o da mı o çeteye ait birisi? Evet. O da o çetenin içinde birisi. Evet. Çete başı Ecem. İbrahim. Bir de benim kızımı hamile bırakan kişi. Bir baba olarak çok zor, anne olarak çok zor. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Avukatımız da bizimle beraber. Siz de bir babasınız ve böyle, evet, mahkemelere çok girdiniz. Evet. İnşallah böyle kızları kurtarmak nasip olur bize de. İnşallah. Yani bu programda çok önemli gerçekten. Yani yaşı küçük çocuklar özellikle, yani yaşı büyük insanlar için bile öyle. Yani kadın ticareti, insan ticareti, çocuk ticareti. Yani bir de bunlar mesela işte çocuğun rızası var. Asla rızamız yok burada. Yani 16 çocuğa, yaşında nasıl rıza olabilir? Evet, yani bir de madde içirilen bir çocuk, hileli davranışlara maruz kalan bir çocuğun rızasından asla bahsedilemez. Bu çocuğun hiçbir rızası yok yani. Bu rızadan bahsedilemez. Kendi yaptı etti, bunlar asla dinlenemez yani. Emine kaçırıldıktan sonra, zorla alıkonulduktan sonra hangi illere götürüldü, nerelerde kaldı, nerelerde kalmak zorunda bırakıldı, hepsini bir görelim, önce hatırlayalım. 16 yaşındaki Emine Yozgat'taki bu evden kaçırılıp nereye götürüldü? Evet, şu anda Yozgat Akdağ Madeni ilçesindeyiz. 16 yaşındaki Emine'nin yaşadıkları içler acısıydı. Beraber olduğu arkadaşları onu kötü yola itiyorlardı. Ve yaşamış olduğu şu andaki evin önündeyiz. Kendisinin iddiası, bunu alan kişiler buradan
götürüp önce Sivas'a, Sivas'ta kaldıktan sonra yine Akdağ Maden ilçesine, yani oturmuş olduğu eve geri getiriyorlardı. Ve yine tekrar buradan alıp Manisa'ya götürmüşlerdi. Yine Manisa'dan geri gelip yine yaşamış olduğu bu eve geri geliyordu. Ve bir daha yine buradan alıp Kayseri'ye götürmüşlerdi. Yine Kayseri'den de yaşamış olduğu Akdağ Madeni ilçesine, yani o yaşamış olduğu evin olduğu noktaya geri geliyorlardı. Yakın arkadaşı Muazzez tarafından şiddet gördüğünü iddia eden Emine'yi babası kurtardı. Evet, 16 yaşındaki Emine bu görmüş olduğunuz binanın 3. katında ve mutfak tarafında Muazzez denen kişiden şiddet görüyor. Ve oradaki görmüş olduğu şiddetten hemen babasını arayıp beni kurtar baba diyerek o binadan bir türlü çıkıp kurtuluyor ve görmüş olduğunuz bu sokak kaymakamlık binasına gidiyor ve babasıyla da bu kaymakamın ön tarafında buluşuyor. Babası da o esnada evden çıkmış ve bu yola gelmişti. Tabii ki biz araçla geldik ama babası yayan çıkıyor, bu yola geliyor. Babasının evden çıkıp buraya kadar gelmesi yaklaşık 600-700 metre. Yani baba koşarak geldiğinde buraya 7-8 dakikada buraya gelmiş oluyor. Biz de şimdi o noktaya, buluştukları noktayı göstereceğim. Şiddetten ve dayaktan kaçan 16 yaşındaki Emine babasını aradıktan sonra bu meydanda buluşuyor. Çünkü burası zaten Akdağ Maden Kaymakamlığı'nın olduğu yer. Bu noktada babası yetişip kızını bu şiddetten kurtarıyor. Yozgat Akdağ Madeni'ne bağlı Deli Hamzalı dedikleri ormanlık bölgedeyiz. 16 yaşındaki Emine'nin anlatımı ve iddialarına göre size göstermiş olduğumuz o evde toplanıp o evden dağılıyorlardı ve bir daha kendi iddiasına göre bir de Akdağ Madeni'ne bağlı olan Deli Hamzalı dedikleri bölgede toplanıp, yani akşamları oraya gidip orada alkol tüketip orada bir arada oluyorduk demişti. Biz de şimdi o noktaya geldik. Gördüğünüz gibi burası orman içerisinde ve gayet de sessiz ve ıssız bir nokta. Çete üyelerinin buluştuğu iddia edilen ıssız ormandaki tekinsiz görüntüler korkuya sebep oldu. Göstereyim, elimi değmeyeyim ben bunlara. Bakın, gördüğünüz gibi bunlar burada atılmış tabanca fişeklerin kovanları. Yani burada silah da attıklarına dair deliller. Burada ve burada bir sürü, gördüğünüz gibi, yani bir tane iki tane değil. Çete hakkında yeni iddialar birazdan Zahide yetişti. Bekir Bey, iyi misiniz? Teşekkür ederim Zahide. Bekir Bey, dün kızınızın konuşmalarından, bu ilk konuşmasında korku var. Sonraki konuşmalarında fark edeceksiniz. Çete üyelerinin onu izlediğini, takip ettiğini biliyor ve bazı şeyleri söyleyemiyor. Halen şu anda da tehdit var. Hala tehdit ediliyor. Halen tehdit ediliyor benim kızım. Ha, diyor, bunu da diyor. Yani ben kendi görüşümü söyleyeyim. İşte diyor, sen hepsini açıklarsan, bizi çökertirsen seni yaşatmayız. Ben bunu kendi görüşümü söylüyorum, kimsenin görüşünü söylemiyorum. Kızım şu anda tehdit altında Zahide Hanım. Sayın savcımdan da, sayın hakimimden de, emniyet güçlerinden de hepsinin destek istiyorum. Bu çetenin çökertilmesini istiyorum. Benim kızıma yapılan başkasının kızına yapılmaz. Buyurun hep birlikte beraber olalım. Siz hiç merak etmeyin. Emniyet de, sosyal hizmetler de aslında biz ortak çalışıyoruz. Ve onlar da bu konunun hassasiyetini zaten biliyorlar sabahtan beri. Zaten iletişim halindeyiz, hiç merak etmeyin. Emine'yi en güvenli şekilde, en güvenli ellerde olacak bundan sonra, hiç merak etmeyin. Emine bize neler söylemişti? Bu röportajı, ilk röportajı burada biraz daha çekiniyor. Bazı şeyleri açıklayamıyor ama sonra tek tek neler söylüyor inanamazsınız. İlk röportajı verin. 16 yaşında hamile bırakıldığını, çetenin elinde zorla tutulduğunu söyledi. Emine'nin ses getirecek iddiaları devam ediyor. Emine, günlerdir ortalıkta yoksun ve ailen kayıp olduğunu söyledi. Sen nerelerdeydin günlerdir? 21 Ağustos'tan beri neredesin? Dışarıda arkadaşlarımın yanındaydım. Bu arkadaşların kim? Doğukan'la bir arkadaşım işte. Motosikletle falan gezdik onlarla. Öyle. Yani günlerdir sabah akşam motosikletle mi gezdiniz? Yani gündüzleri ben tek geziyordum, geceler onunla geziyordum. Daha önce de defalarca kez evden kaçtın, neden? Yani arkadaş ortamı. Arkadaşlarımın aklına uyup çıkıyordum. Kim bu arkadaşların? Gecem,
Muazzez Gül işte. Ecem'le ne zaman tanıştın? 4 ay falan oluyor yani, 4-5 ay. Ne kadar yakındınız? Ya bayağı yakındık yani. Hemen hemen her gün birlikte miydiniz veya sıklıkla konuşuyor muydunuz? Hemen hemen her gün birlikteydik yani öyle. Daha önce Ecem'in yanına kaçtın mı? Yok, ben onun yanına gidiyordum da o da beni salmıyordu, tutuyordu. Seni zorla mı tutuyordu? Aynen. Ne diye tutuyordu peki seni? Hani gitmeyeceksin diyordu, baban seni dövüyor falan filan diyordu. Ben de o yüzden gitmiyordum. Zaten en sonunda işte hamile olduğumu öğrendim. Ecem uyarken evden kaçtım, Akdağ Madeni'ne geri geldim. Daha da yanına hiç gitmedim. Zorla mı kaçtın Ecem'in elinden? Yani uyarken kaçtım, yoksa beni gönderdiği yoktu. Ecem ne yapıyordu sana? Kül falan içirtiyordu böyle yani, ortamdaydık. Ortamı bozma falan diyordu. Ortamı bozmamak adına sana kullanmak zorunda mı bıraktı seni? Aynen. Şimdi biz ortamdaydık, 4 kişiydik. Kimler vardı? Ecem vardı, Hacı Hasan, Mustafa Cak vardı. Bunlar hepsi kullandı. Ben işte içiyorum sadece, ne? Onlar kullanmıyorum. Ben istedim, ucunu sarıp vermişler bana. Ben de o sıra işte bayıldım. Sonra işte Ecem için beni kullandırmış o alana. Ecem aslında sana bunu planlamış. Aynen. Peki Ecem o gün neler planladı, tek tek neler yaptı, bize anlatır mısın? Yani hiç bilgim yok. Ben oğlanı çağırdı yanımıza işte. Oturuyorduk öyle, benim hiç bilgim yoktu yani bana öyle yapacaklarını. Sonra işte uyandım. Dede, Emine dedi, bir oğlanlardan haberim var dedi. Ne dedim? Falan dedi. Ne diyorsun sen dedim. Ondan sonra işte Hacı ile falan filan dedi. Saçmalama dedim ben buna. Ondan sonra işte şey yaptım, gittim işte böyle bir hafta falan geç üstünden. Sonra gittim test yaptım. Yani hamile olduğum çıktı ortaya. O gece sana istismarda bulunan kişinin Hacı Hasan olduğunu mu söyledi Ecem? Aynen. O muydu peki? Evet, olmuş. Kaç yaşında bu Hacı? Hacı 19 yaşında. Peki senin yaşının küçük olduğunu biliyorlar mıydı? 17, 18 mi 17 mi öyle diye tanıtmış Ecem. Ecem tanıtmış seni. Hı hı. Evet. Kızın anlatımına bakılırsa, yani 15 yaşından büyük olsa bile Türk Ceza Kanunu'nun 103. maddesinin B fıkrasına göre, yani 15 yaşından büyük olsa bile iradeyi sakatlayan herhangi bir sebeple diyor bak. Burada yani o kullandıkları madde şeyler, tabii, iradeyi tabii sakatlayan sebepler. Hatta diyor ki, kızın mı diyor, haberin yok diyor. Kızın da haberi yok gerçekten. Yani gerçekten bu tamamen istismar. Yani çocuk istismarına tıpatıp uyuyor gibi görünüyor. Yani burada şimdi duyacaklarınız daha da fazlası aslında, ne yazık ki. İkinci röportajını bir verelim. Artık gitgide hem bize güveniyor hem de korkmaması gerektiğini anlıyor Emine ve daha fazla şey açıklamaya başlıyor. Buyurun. Ben çetenin eline düştüm. Ben bir çetesinin elindeydim. Nasıl kurtuldun onlardan? Yani işte Ecem'e sapıttım, uyuyorduk. Kaçtım evden direkt. Ondan sonra geri memleketime geldim, annem gelin yanına. Ecem bu fuhuş çetesinin başındaki lider mi? Bilmiyorum. Onun büyük başları da olabilir. Ecem'in yanında şu an başka biri var mı? Evet. Kim var? Ezgi diye bir kız. Sen nereden öğrendin bunu? Beraber fotoğraf paylaşıyorlar. Herkes diyor zaten bana. Ecem'in bir tane tahak kızı düşmüş Ezgi diye falan dediler bana. Ben de işte baktım. Gerçekten de düşmüş yani. Beni döven kişi boksör Muazzez. Bu esnada şiddet gördüğüm videolar da elimize geçti Emine. Muazzez kim? Ya Muazzez bir tane boksör kız işte. Biz bununla arkadaş olduğumuz süreden beri beni düşürtmeye çalışıyormuş tek. Düşürtmeye çalışıyormuş derken? Yani dövmek istiyormuş. Biz bununla bir kez havuza gitmiştik zaten. Havuzda beni boğmaya kalktı. Ben o gün fark etmedim. 16 Ağustos'ta işte beraber beni çağırdı yanına. Gittim yanına. Sonra dedi ki bizim bir ev var dedi, gidelim oturak dedi. Tamam dedim, oturak kanka dedim. Sonra eve gittik, böyle konuşuyorduk falan dedi. Haşmet'in dinlemeye başladı bana. Ondan sonra dedim ki öyle bir şey yok dedim, kim çıkarttı bunları. Sonra geldi işte boynumdan tuttu, bağırmaya kalktı. Sonra işte beni dövdü, darp etti. Ben de karakola gittim, şikayetçi oldum en sonunda. Hala şu an zaten peşimde, beni tehdit edip duruyor. Zaten birilerine beni kullandırmaya çalıştı. Madde karşılığı, para karşılığı, öyle yani. Peşimi bıraksın diye nişanlandığımı söyledim. Ecem bir şey yapıyordu, millete bir tane yaşlık adam var zaten buralı. İşte o adama kendisini dokundurup işte alışveriş falan yaptırıyordu. Parasını da alıyordu, ondan sonra adamı boş veriyordu. Ecem'le en son ne zaman görüştün? Dün sabah yazmıştı. Ne diye yazdı? Kanka neredesin falan filan dedi, gözükmüyorsun dedi.
Ben dedim Yozgat merkezdeyim dedim, nişanlandım dedim. İyi tamam neredesin dedi, düğününe beni çağır falan dedi, tamam dedim. Neden nişanlandığını söyledin? Peşimi bıraksın diye. İbrahim kim? İbrahim işte Cem'in bir tane abi dediği biri vardı. Tanımıyorum, ismini bilmiyorum. O tanıştırdı bizi de onunla. Kaç kere aynı ortamda bulundunuz? Yani bayağı bulunduk. Cem'in tanıdığı mıydı, senin tanıdığın mıydı? Cem'in tanıdığıydı. Ne kadar kaldın? Yani 4 ay, 5 ay falan kaldım. Bu esnada hem bulunduğunuz ailenin bulunduğu bölgede hem de Sivas'ta kalma gibi bir sürecin oldu senin. Aynen. Sivas'taki evi kim açtı size? Yani bilmiyorum, Ecem tuttu yani babasının babası öldüğü için onun üstüne maaş alıyormuş galiba, onun kirasını onunla veriyordu. Zaten 3 kişi kalıyorlar, 2 tane oğlan daha vardı evde. O da kiraladı sadece. Sence Ecem Ezgi'ye de zarar verecek mi? Bence verecek işte zaten. Ecem çetesinin içinde olduğu için Ezgi'ye de verebilir zarar. Seni de bu çetesine iddiana göre Ecem sürükledi. Aynen. Ben Ecem'in elinden kurtuldum. Şu an yanında Ezgi var. Dün ben, bugün Ezgi. Yarın kim olur bilmiyorum. Ama Ecem'den uzak durun. Çünkü Ecem bir çetesi. Ve genç kızları Ecem ağına düşürüyor. Şimdi bize de ihbarlar gelmeye başladı. Her ihbarı değerlendiriyoruz. İhbarların bir kısmını derledik. Ama ihbarların ciddiyetine göre bazılarını da tabii ki kendimize sakladık. Çünkü çok ciddi ve çok İçler acısı şeyler de var bunların içinde. Bunları söylemekten imtina ediyorum. Dilim varmıyor inanın neler yaşandığına, neler olduğuna. O yüzden ne olur kızınıza, oğlunuza sahip çıkın, evlatlarınıza. Gelen ihbarlarda neler vardı bir duyalım onları. ...16 yaşındaki 2,5 aylık hamile olan Emine dosyasında ekibimize telefon ihbarları yağdı. İhbarcı 1. Akmadeni terminali içerisinde bir isimli bir yer var. Yasaklı maddeyi oradaki kişiler temin ediyor. 4 ay önce Emine'yi orada gördüm ve emniyet güçlerine ihbar ettim. Bir isimli yer insanları yasaklı maddeye sürüklüyor. Ecem'e o fotoğrafı nerede çektiğini sorarsanız anlarsınız. İhbarcı 2. Yozgat Akmadeni bölgesinde çalışıyorum. Geçen sene Emine ve yanında 6 kişilik bir erkek grubuyla sürekli kafeye geliyorlardı. Hesabı da sürekli Emine ödüyordu. Çalıştığım iş yerinin sahibi Emine'yi köşeye çekerek... ''Kızım, annene ve babana yazık değil mi? Hesabı neden sürekli sen ödüyorsun?'' dedi. Emine de ''Ne yapabilirim? Bana ödettiriyorlar.'' diye karşılık verdi. Hatta babası bir gün buraya gelip kızı Emine'yi sordu. İhbarcı 3. Emine ve Ecem'i ilçeden tanıyorum. Gündüzleri sürekli geziyorlar ama çoğu zaman Deli Hamza tarafındalar. Her gördüğümde de farklı farklı araçlarla geziyorlar. Ben ve arkadaşlarım sürekli orada bir şeyler içmeye gidiyoruz. Orası sakin ormanlık bir alan. Bir görüşümde yanlarında iki erkekle beraber oraya gelip yasaklı madde kullandılar ve araçlarını tam ortaya bırakmışlardı. Aracın içerisinde de müzik son ses açıktı. Dikkatimizi o yüzden çok çektiler. Halleri ve tavırları da iyi değildi. Sağlıklı düşünemiyorlardı. Sonra birbirlerine sarılıp kahkaha atmaya başladılar. Gerisini sizinle paylaşmıyorum. Biliyorum ki gerisini tahmin edebilirsiniz. İnanın söylemekten utanıyorum. Bu ihbarların hepsini okuduğunuzda mideniz bulanıyor. Gerçekten mideniz bulanıyor yani. Çok çok... Ben kendi anneliğimden, kadınlığımdan utanıyorum, insanlığımdan. Bunu yapmaya insanlar utanmıyorlar. Sizin kızınız yaşında bu çocuklar ya. Evladınız yaşında. Siz nasıl bu çocukların kötü yola düşmesine para vererek nasıl vesile oluyorsunuz da sonra eve gidip de çocuklarınıza ben babayım diyorsunuz. Kızınıza oğlunuza fark etmez. Bu nasıl insanlık? Bu nasıl insanlık? Son dakika. Son dakika. Emine şu anda karşımda ekibimizle beraber. Anne rahatsızlanmış. Tabii annenin yaşadıkları da kolay değil. Aslında buraya geliyorlardı. Yolda durmak zorunda kaldılar. Sevda merhaba, Süleyman merhaba. Asıl Emine sana merhaba. Ne oldu Sevda? İyi yayınlar Zayda Hanım. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi normal şartlarda şu anda aslında yayınımızı stüdyodan gerçekleştirecektik. Ancak Cemile Hanım'ın son zamanlarda yaşamış olduğu stres ve kızını da bir anda karşısında görünce sanıyoruz ki yaşamış olduğu stres ve mutluluğu bir anda kendisini bir şekilde yani çok yorgun hissetmeye başladı. Birkaç defa yorgunum dedi. Biz de sizler de çok iyi bilirsiniz. Her şeyin başı sağlık olduğu aynen için öyle, önceliğimiz onun sağlığı dedik. Ve biraz kendisi şu anda dinleniyor. O yüzden Emine de şu an yanımda. Yayınımıza buradan katılıyoruz. Sizlere de hemen Emine de merhaba demek istiyor. Ben de mikrofonu ona uzatıyorum. Çok teşekkür ediyorum Sevda.
Emine merhaba. Emine, annene geçmiş olsun öncelikle. Merhaba. Merhaba ablacığım. Sence Emine seni neden kaçırdılar? Seni götürdükleri yerde sana zarar verdiler mi? Evet, verdiler. Bana anlatır mısın? Bu söylediklerin çok önemli Emine. Yani para karşılığı beni kullandırmaya kalktılar. Kendilerini çekmeye çalıştılar. Peki Emine, sen bulunduğun yerden hiç kaçmaya çalıştın mı? Evet. Peki sana yasaklı maddeyi orada mı kullandırdılar, bu evde mi kullandırdılar? Sivas'ta kullandırdılar. Peki seni götürdükleri yerde Emine herhangi bir konuşmaya şahit oldun mu? Peki alıkonulduğun yeri bana anlatır mısın? Nerede seni alıkoyuyorlardı? Yani beraber dışarı çıkıp geziyorduk. Şimdi benim peşimden hiç ayrılmazdı. Eve gitmiştik, evde uyuyordu. Zaten kapı açıktı o sıra, kapıyı kilitlememişlerdi. Uyarken ben dışarı çıktım, kaçtım. Akdağ Madeni'ne geri geldim. Ama o kapı kilitleniyordu demek ki zaman zaman. Aynen. Ah Emine, peki şu anda korkuyor musun? Seni tehdit edeceklerini düşünüyor musun ya da tehdit ediliyor musun? Ediliyorum şu an hala da. Muazzez yazdı bana. Geçen yazdı işte, seni dağa götürürüm, telle bağlarım falan dedi. Tekrar döverim dedi. Dün değil, ondan önceki gün işte peşime takıldılar. Beni yanlarına çağırdılar. Eve gittim, geri de dışarı çıkmadım zaten. Sen şimdi ekibimde, annen de biraz daha kendini iyi hissediyorsa yola çıkın. Ve sağ selamet gelin inşallah. Yolunuz da uzun. O yüzden ben seni bekliyorum burada. Seni babana emanetini teslim etmek üzere. Şimdi Özkan'a bağlanalım. Akdağ Madeni'nde. Şimdi orada neler oluyor? Yozgat'ta. Yozgat'ta Özkan bizi bekliyor. Özkan, şimdi neredesin? Kapıda, evlerin önündesin. Neler yaşadın? Sen neler duydun orada? Kızımız 16 yaşındaki Emine, kendisinin de ifade ettiği gibi Ecem denen arkadaşıyla beraber takılıyorlardı ve gittikleri ortamlarda gerçekten kötü ortamdı. Orada yasaklı maddeleri kullandıktan sonra kızımızı kötü yola sürüklüyorlardı ve biz bu insanlara ulaşmak adına Ecem'i de aradık. Ecem'le bu konuyu görüşmek, eğer gerçekten Ecem de bu konuda mağdur ise ona da yardım elimizi uzatmak adına görüşme, iletişim sağladık ki bu telefon üzerinden oldu. Kendisi bu şehirde olmadığını, başka bir şehirde olduğunu ve olduğu yerde söylemekten korktuğunu bize söyledi. Biz buna neden sorusunu sorduğumuzda, benim de can güvenliğim yok ve olduğum yeri söylemek istemiyorum dedi. Acaba Ecem de birileri tarafından tutuluyor mu ya da tehdit altında mı? Aslındaki soru işareti burada. Bu soru işaretinin asıl cevabını da Ecem verecek. Ama Ecem nerede? Bu büyük soru işareti, çünkü Ecem'e ulaşamıyoruz. Şimdi Ankara'da eğlence mekanında, gece mekanında çalışan bir kadın. Bu kadın Ecem'i yönetiyor olabilir. Ecem de daha 19 yaşında bir kız. Baba yok başta. Anne nerede bilmiyoruz. Annesi Ferşli, evde tek başına kalıyor. Sadece. Annesine bakıyor mu Ecem peki? Hayır. Siz bu olaylardan ne zaman haberdar oldunuz? Bu çeteden ne zaman haberdar oldunuz? Çeteden 1,5-2 ay oldu Zahide Hanım. Zaten topu topu 4 ayda her şey değişmiş hayatınızda. Şimdi şöyle söyleyeyim, Ecem beni duyuyorsa, ben kendi görüşümü söylüyorum, başkasının görüşünü değil. Ecem, senden benim tek bir ricam var. Bak, benim kızım senin yüzünden kurban oldu. Sen de benim kızım gibi başkasının kurbanı oldun. Yalnız ben şunu söylüyorum Ecem'e. Ecem, seni bozuk para gibi harcayacaklar, bir gecede seni silecekler ortadan. Emine konuştu. Emine, sen bizim başımıza sardın diyecekler ve seni ortadan silecekler. Ben bunu açık ve net söylüyorum. Çık. Gel Zahide ablanın yanına. Git bir emniyete teslim ol. Kendini kurtar. Ben bir baba olarak söylüyorum. Ha, ben şunu da söyleyeyim Zahide Hanım. Bekir Bey, şöyle yapalım. Siz de gelin benimle beraber. Gelin böyle benimle beraber. Yavaş yavaş. Şimdi yavaş yavaş dışarıya çıkacağım. Çünkü ben Emine'nin en iyi şartlarda yaşamasını ve olmasını istiyorum. Her genç kızımızın olduğu gibi, olması gerektiği gibi. Onun yeri henüz okul sıralarıyken ne yazık ki karşısına çıkan arkadaşım dediği ama aslında bu işi biraz, ne diyeyim, maddi olarak da kullanan insanların eline düşmüş durumda. Bu yüzden onu buradan kurtarmak aslında hepimizin görevi. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi babası da heyecanla kızını görmeyi bekliyor. Biz de heyecanla Emine'yi görmeyi bekliyoruz. Ve diliyorum sağlığı sıhhati yerindedir. Ve diliyorum bu çeteyi hep beraber el birliğiyle çökertmiş olacağız. Gördüm Emine'yi, gördüm. Ah benim güzel kızım. Babası da yanımda. İyi misiniz? Emine!
Merhaba bir tane. Sen nasıl güzel bir kızsın ya. Bir sarıl babana da. Şükürler olsun, sizi kavuşturmak nasip oldu bize. Şükürler olsun. Emine, sana sormak istediklerim var. Artık güvendesin, hiç merak etme. Tamam mı? Ver elindekini de babana. Emine, bu çete kimlerden oluşuyor, bana söylemen lazım. Yani sadece Ecem'i biliyorum ben. Ecem'i biliyorsun. Peki bu Ankara'daki kadın kim? Merve ismi. Nedir ismi? Merve. Kaç yaşında olduğunu biliyor musun? 38 diyordu galiba. Nerede çalıştığını hiç duydun. Peki hiç Ecem'le konuşurken duydun mu onu? Evet, anne neden diyerek konuşuyordu. Peki ondan ne istiyordu? Ne söylüyordu? Oraya geleceğim falan diyordu, para istiyordu ama gitmiyordu. Ecem'den mi para istiyordu, Ecem mi ondan? Ecem ondan istiyordu. Ecem ondan para istiyordu. Aynen. Peki Ecem ondan neden para istiyordu? O Ankara'ya geleceğim anne diyordu. O da para gönderiyordu ama gitmiyordu onun karşılığında. Peki sana istemediğin şeyler yapıldı mı? Yapıldı. Bunun karşılığında para aldılar mı? Para değil de madde aldılar. Sen bebeğinin babasıyla hiç konuştun mu? Konuştum ama kabullenmiyor çocuğu. Ne diyor sana? İstemiyor. İstemiyor. Ah bir tanem. Sen o kadar güzel bir kızsın ki. Daha 16 yaşındasın. 16. Peki canım, evden kaçtığına pişman oldun mu? He. Söyle bana. Ne oldu? Şimdiki aklın olsa ne yapardın? Evden dışarı hiç çıkmazdım. Söylediğin o kadar önemli bir şey ki. Seni çağırdığında Ecem'e ne derdin? Gelmiyorum derdim, işine bak derdim. Bravo sana. Bak bunu yürekten söylediğini düşünüyorum şimdi. Seni kurtarmamızı istiyor musun? Ne istiyorsun söyle bana. Yani Akdağ Madeni'nden uzaklaşayım, başka bir şey istemiyorum. Yeni bir hayat mı istiyorsun? Aynen. Yeni bir hayat istiyorsun. Senin için her şey yeniden başlayabilir. Daha her şey için sabrın olmalı, fikrin olmalı ve isteğin olmalı. Sen kaçarsan seni tutmak çok zor. Yani bu adam bak artık ne yapsın yani? Adamın haline bak, bir deri bir kemik kalmış zaten. Annen öyle. Bu arada anneyi de alabilirim yanıma. Gel, gel bir tane, gel. İyi misiniz şimdi? Ha? İyi misiniz? Oh, kıyamam. Allah razı olsun. Sizden de razı olsun. Sizden de. En azından annenle babanla bir araya gelmiş oldun. Mutlu musun? Evet. Ha? Aslında güzel bir ailem var. Şimdi Ecem, seni doktora götüreceğim. Önce bir bakalım sen gerçekten ne durumdasın. Gerçekten bir hamilelik söz konusu mu? Daha önce gittiniz değil mi? Evet. Gitti mi? Gittik. Peki ne yapacaksınız? Bebeği yani doğduğunda kendisine de, bebeğine de bakarım dedim ölene kadar. Ya. Sahip çıkan olmazsa. Babası sahip çıkmazsa ben bakarım dedim. Ha? Ben bakacağım. Sonuna da, buna baktığım gibi ona da bakacağım. Ben ölene kadar da bakarım. O benim civerim, o da benim civerim ondan sonra yani. Ben ikisini de atmam. Ya o da sizin evladınızın canı. Gönül istemezdi tabii böyle olmasını ama. Yeter ki kızım sağlığına kavuşsun, iyi olsun. Peki okula gidip geliyor musun sen? Yok. Okumak istemiyor musun? İstiyorum da işte bu süreçte okumam yani daha. Ama sonrasında okuyabilirsin. Dışarıdan liseyi de bitirebilirsin. Sonra üniversite sınavına hazırlanabilirsin. Emine bir şey söyleyeceğim. Bir 4 ay içinde hayatım o kadar değişmiş ki. 4 ay ya, 4 ay dediğin ne ki yani? Ecem'i tanımasaydın sen şimdi nerede olurdun? Ailem yanında. Ecem'i tanıdığın için pişman mısın? Evet. Nasıl tanıştınız siz Ecem? Ortamla tanıştık ya. Ortam dediğinde ben... Alkol ortamı. Şimdiki aklınla o ortama tekrar girer miydin? Neden? Girmez miyim? Neden? Tabii ki. Ecem'le seni kim tanıştırdı kızım? Yasin. Yasin kim? Yasin Ecem'i tanımıyordu ki anne. Yasin benimle arkadaştı. Yasin Ecem'i tanımıyordu. Köye gidip almışlardı. Hayır. Sizi. Yaşça büyük kişiler tanıştırdı. Yaşça büyük kişiler kim? Çakır. Kim Çakır? Habil. Kabil Çakır. Habil. Habil. Lakabı Habil. Çakır. Tanıyor musun sen ben Habil? Ben tanımıyorum. Bunların hepsi kayıt altına alınıyor. Ve bunlar kimse tek tek araştırılacak.
Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Peki. Söyle, söyle bir tane. Yetkililer geldi, konuyla tamam. ilgili hemen teslim edeyim. Müsaadenizle, evet. Tabii ki. Artık Emine'yi teslim almak Peki. istiyorlar. Peki, Emine. Şimdi her şeyi, bana bildiğin, söylediğin her şeyi seni devlete teslim ediyorum, onlara emanet ediyorum. Onlara hepsini anlat ki bu insanlar bununla bilsin. Bu bir çete işi çünkü. Seni de inşallah Allah'ın izniyle kurtaracağız. Bak annem babam burada, ben buradayım. Ama bu çeteyi mutlaka ortaya çıkarmamız lazım. Senin söyleyeceklerin çok önemli. Şimdi seni devlete teslim edeceğim. Sonrasında tekrar bir araya geleceğiz, konuşacağız. Tamam bir tane? Tamam. Gel bakayım. Gel bakayım. Yardımcın olsun, onlara bildiğin her şeyi anlat. Tamam bir tane? Tamam. Hiç korkma. Tamam mı bir tane? Emine? Hiç korkma. Hiç korkma. Diğer şimdi muhabirim de. Aynen. Muhabirim yavaş yavaş götürüyor. Yetkililere gönderiyoruz. Emine. Emine'yi. Aynı şeyi Ecem için de diliyorum, biliyor musunuz? Ecem de zor durumda olabilir ve aslında onun da yardıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ama Emine, annesi babası burada. Şimdi sizi de onlarla beraber göndereceğim. Sorgulanacak. Ne biliyorsa her şeyi söylesin ki ortaya çıksın hepsi. Zeyda Hanım, size bir şey isteyebilir miyim? Küçük kardeşlerim var, 3 tane, biliyor musun? Biz... Bunu sonra, programdan tamam. sonra görüşelim. Tamam. Dur. Dur. Tamam, peki ben anladım. Onu da konuşuruz. Onu da konuşuruz. Zaten siz aslında Ecem'in evini, odasını da değiştirmek istemişsiniz. Evet. Siz anlamışsınız aslında burada sıkıntı olduğunu. Evet, anlamıştım. Ha? Anlamıştım ben Zayda Hanım. Çok nasip getirsin hepinizi. Amin bir tanem. Amin. Ol kuzum benim. Annemizin %90 görme engeli var. Aslında kızını belki de hani böyle sarılıyor ya, kokusundan tanıyor evladım. Ve 3 tane daha evladı var. Siz bu sorunları yaşayabileceğimizi düşünmüş müydünüz hiç? Şöyle söyleyeyim Zahide Hanım, ben kızımı uyardım, defalarca uyardım. Aha, annesi de yanımda olduğu halde defalarca uyardım. Ben açık bir söylüyorum. Gelişmeleri de buradan bak, bir tutuklama olursa, bir ihbar olursa, yeni bir ihbar, hepsini sizinle tek tek paylaşacağım. Şimdi ben Ecem'le gezme, Ecem'le dolaşma dedim, eve geldi kızım, kızımla tartıştım. Halinde ben kızımın peşini bırakmadım, halinde bırakmam. Sonuna kadar peşindeyim. Bırakmayın. Sizin evladınız, iyi ki babası var, iyi ki anası var, iyi ki siz varsınız, iyi ki biz varız. İhbarlar açık, ihbar hattımız açık, devam ediyoruz efendim. Önce şunu söyleyeyim, Allah'ın izniyle böyle bir çete varsa eğer, bunu çökertmek için devlet güçleri ve herkes iş başında. 16 yaşındaki Emine'yi geleceği için devlete teslim ettik. Bir çetenin sonunu getirmek için biz de takipteyiz. Onun söylediği her şey çok değerli. Biliyorum ki bütün emniyet teşkilatı bu yayını izliyor. Özellikle bu yöredeki emniyet teşkilatı izliyor. Bu yüzden Yozgat'taki emniyet birimlerine buradan selam ve saygılar. Bütün gelişmelerden haberdar etmek için ben de burada hepinizin sesi olacağım. Şimdi... Burcu hoş geldin, Hamza hoş geldin, Ali hoş geldin. Hamza bana bir şeyler söylemeye çalışıyordun. Nedir? Şimdi Burcu çalıştı. Bir dakika Burcu. Hamza ben söyle. Ben şimdi köy yerindeki arazimi sattım, kendi borcumu ödedim. Bir. İkinciye köy gelecek. Köy yerindeki arazini sattın. Dayım bağlanmıştı, o öyle söyledi. Evet. Heh. Bir dakika. Şimdi ikinciye gelelim. Burcu çalıştı, ben çocuğuna baktım. Benim emekli maaşımdan da geçindik. Dünkü ben yani çocuğum beni aradı, baba dedi. Çok şey yapma dedi. Yatılı çalıştığını tamam dedim. Da söyle lütfen. Ondan sonra tartıştığımız zaman ben giderdim, 3 gün durdum, 4 gün gelirdim eve, para verirdim. Evden kaçma sebebin Burcu'yla tartışıp daha evet. kötü şeyler olmaması için miydi? Evet, tartıştık, giderdim yani 3 gün durdum, 4 gün geri gelirdim. Evet, evet Zahide Hanım çünkü aynen çoğu... böyle oldu. Burcu neden evden kaçıyordu Hamza? Çoğu zaman emekli maaşı yaklaştığı zaman bunalıyordu. Ben dedim ya size, Çağatay'la da anlaşamıyordular pek fazla. Kavga ediyordular sürekli. Çağatay Hamza'yı ne olarak biliyordu Burcu? Çağatay Hamza'yı yani bir baba olarak falan görmedi ama amca diyordu. O konuda yalan atamam Zahide Hanım. Hamza bir de, amca mı diyordu? Evet. Kavga öyle mi Hamza? Aynen doğru. Çağatay bazen kendisiyle çok kavga ederdi. Çok zıtlaşırdılar. Sonuçta Hamza ona kaç yıl bakmış? Yani bu bir emektir. Evet. Ben bu sevginin en güzel göstergesi, sana olan sevginin. Bir kadının çocuğuna hangi adam 4-5 sene bakar? O konuda hakkını yiyemem zaten bu Zahide Hanım. Bu bir hak Burcu. Ama çoğu... Dün adamın üstüne yürüdün. İşte bakın Zahide Hanım. Sinirden ne yapadım? Son bir yıl bilemiyorum. İçinde öyle şeyler yaşadım ki. Sen Ali ile evlendiğin için pişman mısın Burcu? Pişmanım. Size çıktılarını da getirdim. Sen hamileyken anlatma. Elim kolum bağlandı.
ağzımın için ben teslim ettim. Kim yaptı bunu? Hepsini karşınızdaki yaptı. Hiçbir zaman da ayık kafayla değildi. Sürekli Hamza, 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 Hamza. Ben bugün konuşmak istemiyorum. Dün Antalya'yı ayağa kaldırdım. Hamza'nın o yalan çıkarlarından sonra hiç uyuyamadım. Saat 5'e kadar, 6'ya kadar. Orada yazılan bütün o meblağ 285 bin küsurdu değil mi? Bunların hepsi yalan mı peki? Hamza sana hiç para harcamadı. Kendi söylesin. Kendi yazdırdı onları bize. Biz nereden bilelim? Kendi söylesin ve bağlanan kişiler söylesin. Bir dakika Burcu, söylesin o zaman Hamza. Bunu, bu çalışmaya gitti. Çocuğuna ben baktım. Benim emekli maaşımı aldık, kiraya verdik. Kalanını da yirdik, içerdik. Beraber yandık. Olay bu. Ama güzel film oynuyor. Annesi geliyor. Bilir miyim Zahide Hanım? Bir dakika. Kayseri. Güzel bir dakika, film bir, bir adamcağız bir konuşsun, bir şimdi anlatsın söyleyeyim. Hamza. Babası bak, arkaya yanımıza, yazdım tekrar. Babası bütün harcamalar. Üç ay durdu. Hı. Yanımıza bu çalıştı. Hı. Çocuğuna ben bakardım. Arkadaşı geldi bayan. O da 10 gün kaldı. Biri işte telefonu çaldı bunun, gitti. Bayanın biri. Bunu yani gaz verenler oldu yani. Yani i̇şte bu, onun da gerçek bir arkadaşı yok muydu diyorsun Burcu'nun? Doğru düzgün arkadaş yok mu abla? Peki doğru Hamza. Doğru düzgün arkadaş Ömer'in yüzünden benim yanımdan uzaklaştı Zahide Hanım. Bütün arkadaşlarım için iyici diyordu ama en büyük iyici kendisiydi. Avukat Bey'den sadece şunu rica ediyorum. Lütfen Kayseri'ye gittiğim tarih belli. Kayseri'ye gittiğim Burcu, zaman peki sigorta çıkışım ne zaman çıkılmış? Senin çalıştığını ve biliyoruz. Ve maaşım ne kadardı? Burcu, evi olmadığım zaman kendi hesabına ve bir takım bazı kişilere aktarımlar yaptım. Tamam. Peki Burcu, bir kere verdin. Sonra niye vermeye devam ettin Ali'ye? Zahide Hanım ben... Daha onu geri almadın çünkü. Ben evlenmeden önce 65 milyar alıp kamera kayıtları da vardır kendi eline verdim. O zaman evli miydin? Hayır. Ve... Seviyordun Ali'yi. Evet, evleneceğini söylüyordu dedim ya. Zahide Hanım... Ne yaptı peki Ali o parayı? Ne yaptın o parayı? 65 kendini söylesin, hepsi anlatıyor işte. Daha bir şey söylemedi. Bana yedirdiyse kanıtlasın, ispatlasın. Peki sorayım, yalan. Ne yaptın Ali? İş mi kurmak istemiştin? Evet. 65 verilmedi bu bir. Ne kadar Zahide Hanım? İlk yayına çıktığında 125 milyar diyorlardı, bu da iki. Bir, hesabımdan aktarıldığı zaman. Dün akşam ne konuştunuz aranızda da bugün ne değişti? Bu ben da Hamza'yı aramadım. Benim Kayseri'ye gittiğim zaman ne değişti? Zahide Hanım. Bir dakika aynı anda konuşma. Bir dakika yapma. Ben dedim ki oğlum. Ne yapmayayım? Sen ne diyorsan ben oradayım dedim. Oğlum aradı beni. Hayır. Baba haksızlık yapma. Gene aklına düştü. Burcu'yla beraber dedi, kaldınız, yediniz, içtiniz. Helallaş dedi. Sen dedi bir kalem çek ona dedi. Hamza helal olsun. Ya ne şeytanı yapamadı, şeytanı kendin yapıyorsun ha. Zahide Hanım. Yok ben doğru söylüyorum. Doğruyu mu söylüyorsun? Evet. Benden yani helal olsun ha. Ben harca alacağı varsa ben yine borcunu ödemeye mecburum. Ne kadar var bende alacağınız? Bu söyle. Hamza sen borçluyum diyordun. Borçluyum abla, ben yine borçluyum bak. Hayır yani alacak mısın, verecekli misin? Ablacığım insanlıkla amel ediyorum bak. Siz. Sen bana doğruyu söyler misin? Sen o söyledim. Kadar para yedirdin mi bana? Aydın Kanda Kültür Parkı'nda çay satarken ben, seninle beraber ben çay satmadın. Ben söylüyorum şimdi, ben söylüyorum ya. Bilin. Bir dakika Burcu, bir dakika bir konuşsun adam. Ben söylüyorum, bir dinle, bir ilk sen. Konuşsun adam. Köydeki tarlamı sattım, tamam. Ev yerine birlikte 50 liraya, 47 lira borca gitti. Devletten çıkardı. 7 milyar da ben kendim harcadım, kendim harcadım. Buna bir şey göstermedim. Heh. Bak açık söyleyeyim. Tamam, iyi yapmışım. Bir ev tuttum. Dağında bir yerinde. Yeni yemek. Ondan sonra bunun yanında bir arkadaş vardı bayan. Onlar beraber duruyorlardı. Sinirledim, ben gittim oraya tuttum. 700'e. Sen kirasını onları ev tuttun. Ondan 10 gün sonra da bu geldi yanıma. Hayır Hamza, biz gittik. Oraya çıktık oradan. Ha. Çünkü onu tuttu, Hamza, eve siz geldiniz. Geldiniz. Hatta emlakçının numarasını... Boşver onları. Kapatın. Boşver, adam anlatıyor işte. Ondan sonra... Işte. Baktık çarşıyı buldum. Kirayı ödemediğinden dolayı yani evden çıkıldığımızı bir dakika Burcu, da Burcu verdim, bak anlamak istiyorum lütfen. Tamam. O da adam dolandırıcı çıktı, paramı aldı vermedi. Korona girdi, koronadan dolayı biz bunu çocuk hastalandık, ben çocuğun yanından ayrılmadık. Beraber durduk. Gittim alışveriş yaptım o gönderdiği kardeşim parasıyla, yedik. Ben yedim yani onunla. Yedik ne lazım? Beraber. Şu lazım, bu lazım. Çocuğunu alırdım. Ve Burcu'yu harcadın yedirdi, yani. Ben harcadım. De yedirdim. Bir de arkadaşını da götürmüşsün adama. Evine. Hayır, arkadaşım o da geldi, geldiği zaman kaldı. Hamza yoktu Zahide Hanım. Ama gitmiş. Onun evine geldiniz sonuçta yani. Kirayı bile hayır, ödemedi. Hayır, bunun yanına geldi, bunun yanında kaldı. Çorum'daydı. Ayten. Tarlayı satmak için. Peki,
Bak Burcu, sanki adam sana bir şey yapmak zorundaymış gibi davranıyorsun. Hayır. Oysa bizde öyle bir şey yok. Kimse kimseye yardım etmiyor bu kadar kolay ya. Adam bir de evet, seni sevmiş. Çocuğuna birlikte geldi bayan. Zahid halde devam etmiş. Size bir şey diyeyim mi? Size yemin ediyorum ki ben şuradan çıksam zaten Hamza'yı arasam Hamza yine beni kabul edecek. Ah bana da öyle ben bunu adım Burcu gibi biliyorum. Ne bileyim. Ne diyorsun Esen abla? Al bakayım mikrofonu. Hamza Bey dün parasını istiyordu. Parasını, paramı ver ben de ayrılayım, çekileyim diyordu. Bu kadın seni tehdit mi etti de bu kadar parayı ben yedirdi? Ben konuşabilir kendi miyim? Kendi isteğinden yedirmişsin. Kendi çoluğuna çocuğuna sahip çıkmamışsın, gitmişsin kadının çocuklarına bakmışsın. Ayıp, insan biraz utanır, karşısında kocası var. Adam sinirlendiği kadar da var. Sen de İki tarafa da açık kapı bırakıyorsun Burcu. Ben hiçbir zaman buna açık ama kapı bırakmadım. Bir ama kız çocuğum, bu tarafa hayır kız çocuğum için ben kendisini istedim. Bak ne ondan vazgeçiyorsun ettim. Ne ondan. Ama artık çünkü istemiyorum. Nasıl olsa diyorsun ki birine arkama dönersen biri bana sahip çıkar diyorsun. Ne diyorsun ya? Benim sıkıntım Mart'a kadar, Mart'a kadar. Mart geldiği zaman beni zaten kimse peki bulamaz. Peki sen güzel para kazanıyormuşsun. Niye başka adamlara hani sırtını dayıyorsun? O zaman benim çocuğum küçüktü. Hamza sadece benim çocuğuma bakıyordu. O bakacağına bir bakıcı tutabilirdin. Nasıl olsa paranı kazanıyorsun. Yeri geldi bakıcıyı da tuttum. Yeri geldi bakıcıyı da tuttum. Hiçbir erkekten ne kan... Kesin ki yalandır. Kan bağın olmadığı sürece hiçbir erkek babasının ayrına yardım etmez kızım, kusura bakma. Bakmasaydı Hamza okula gönderdi çocuğu. Elini vicdanına koy, doğruyu ben söyle. Ben elimi vicdanına koyuyorum. Odalarımız buraya ayrı değil miydi? Ayrıydın. Yeter. Ayrıydın. Ali, Burcu'nun dediğine göre sen hep Hamza'ya takmışsın. O da öyle diyor kendi tabiriyle. Tek evliliğinde Hamza değil ki bir tek. Hamza olmasaydı sizin evliliğiniz düzgün devam eder miydi sence? %50 devam ederdi diye kat. %50. Hadi. Bunun öbür %50'sine ne olacak? Dünkü çerçeveye bakın, bir de bugünkü çerçeveye bakın. Sen aradaki farkı mı soruyorsun? Evet, çünkü ne değişti? Dün Hamza, sence ne değişti? Akşam konuştular mı? Ya lütfen. Ne konuştular? Akşam bu vaaz verdi. Ne dedi ona sence? Ya Antalya'ya gidince yine beraber yaşarız ederiz ama böyle böyle yapalım diye yine bir vaaz vermiştir buna. De. Hayır öyle bir şey yapmadı. Şş, Ali. Öyle bir şey olmadı, yalan söyleme. Ali bak, terbiyeli konuşacaksın. Geçen konuşacaksın, ben sen geldiğinde hepimiz dedik ki ya bu Ali efendi bir adama benziyor. Çok takdir ettik. Dışı sizi, içi beni yakar. Ya yok olmak istiyorum artık beni. Yeter ya bu ama ne ama zaten ya içine girmişsin. Sen bu adamı görmüşsün, göre göre kadını almışsın. 125 milyar, 65 milyar, 200 bilmem kaç. Paranın, paraya mı tapıyorlar artık bunlar? Çok senden para istiyorlarsa ben vereyim. Ver evet, o zaman. Evet, Burcu'nu öde o zaman. Ver nasıl o zaman Burcu ya. Bak parayı duyunca İki gün sana yalvardım, yeterdim burada kız çocuğu için. Kız çocuğu için Zahide Hanım. İki gün yalvardım, yakardım. Görüyoruz kız çocuklarına neler olduğunu. Ben bak, daha bugün polise kız teslim çocuğu ettik için yalvardım. Yalnız size bir şey diyeyim mi? Hep ağlıyor da bir gözyaşı bitmiyor. Nasıl bir gözyaşı varmış ya? Ali, hayatı tiye alıyorsun ama. Borcunu ödeyeceksin. Ve elimde bir baba olarak kodlarım var. Kamera kayıtlarım var. Tehdit ettiğin şahitlerimin ekran görüntüleri var. Burcu sen ne olsun istiyorsun gerçekten? İstemiyorum artık Zahide Hanım. Ben iki gün burada yalvardım, yakardım kız çocuğum için. Burcu gururumu Ali seni seviyor mu sevmiyor mu sence? Ya, ben artık sevgisine de inanmıyorum. Bak ilk defa doğru bir şey söyledi. Seni gerçekten bir zamanlar sevmiş olabilir mi bu adam? İnanmıyorum. Para içindi çünkü ben Murat'la olan konuşmalarını gördüm. Murat ne diyordu alınca Murat'la? Ne diyordu peki Murat'a? Zahide Hanım, o zamanlar bile bakın yalan atmıyorum. Murat'ın numarasının son rakamları aklımda kaldı. Murat'la mesajlaşmıştılar. Ne diyorlar? Murat'ı bana abisi olarak tanıtmıştı zaten. Sonra da Murat bize Antalya'ya gelince ben numaranın son rakamları geldi. Peki ne dedi ona da sen sevilmediğini anladın? Bütün mal varlığımı, hayır Burcu ev istiyordu. Evimi Burcu'nun üstüne yapacağım. Murat da ona demişti ki sen nasıl yapacaksın tanımadığın etmediğin kadına. Ben dedi ki nikahımı kıyacağım. Sen de bu yazıyı okudun. Ben ne evlendim? Dedi ki bu adam tamam, öyle mi? Ev geliyor. Hayır. İlk başta sevmedim. Ama ondan sonra sevdim. Ben peki sen başta bu adamı sevmedin. O yazıyı gördün. O yazıdan sonra sevmedim. Sadece ev Antalya'ya beraber gittikten sonra Çağatay'ın tepkisiyle
Tam kararını verdi. Peki bir dakika, şimdi Burcu'nun arkadaşı var, Özlem. Özlem merhaba. Sen neler gördün? Bunların hangisi hangisini seviyor? Kim kiminle birlikte olacak bundan sonra? Kocası var burada bir taraftan. Onlar ayrılacak mı sence? Hiçbiri birbirini sevmiyor. Hamza Burcu'nun da peşini bırakmaz. Yine Antalya'ya gelsin, Hamza abi yine Burcu'nun peşinden gider. Peki ama sonuçta Burcu Ali'nin çocuğuna hamile. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burcu hep çalışan bir insandı. Tek bir hayali vardı, çocuğunu yetiştirmek. Evet, bir ev almak istedi. Belli bir parası vardı. Ali ile tanıştılar. Evlenmemesi gerektiğini söyledik. Uygun Neden? Olmadığını söyledik. Neden böyle söylediniz? Ali'de ne vardı? Ben Ali'yi tanımıyordum. Hiç tanımıyordum. Yani bir kere ya da iki kere görmüşümdür. Burcu'nun anlatmalarıyla. Ne anlatıyordu size Ali ile ilgili ya da neye şahit oldunuz? Burcu ilk onunla tanıştığı yerden kurtulmak istedi. Beni aradı, beni almaya geldi dedi. Burcu ben oraları bilmiyorum. Ben gelsem başıma ne gelecek bilmiyorum dedim. Ali'nin onu bırakmadığını söyledi. Kırsal bir yerde olduklarını, hani çarşı merkez değilmiş. Ne yapıyorlarmış orada? Neden sizden yardım istedi? Alkolü bir mekan. Burcu Hanım orada çalışıyor. Ali de orada garsonluk yapıyor. Masalara bayan götürüyor. Peki Burcu'ya herhangi bir zarar vermiş mi? Evet, şiddet olmuş. Ve gitmesine izin vermiş. Bak bunlar benim bildiklerim, anlatılanlar. Gözümle görmedim. Ali'ye bu konuda bir şey diyemem. Oraya atlayalım. Evlendiler. Sonrasında bunların yanında bir bayan da vardı. Hani bakıcı gibi. Bir dakika Burcu. Burcu bir saniye. Dedi Ali dedi Burcu'yu öldürüyor dedi. Yetiş kurtar, ben kimseyi tanımıyorum. Aradım, Ali'yi aradım. Kendi de biliyor. Dedim ki bir tokat dahi vurur. Geldiniz efendim. Hayata yeniden başlamak istiyorum dedi Bekir Bey. Benim kızımı bulun ve kurtarın dedi ve Emine'yi bulduk. Hem de 24 saat geçmeden bulduk. 48 saat sonra Emine bizim yanımızdaydı. Hayata yeniden başlamak için Emine'nin hangi koşullarda olduğunu, nasıl bulunduğunu önce hatırlayalım. Sonra bugünkü gelişmelerle, son dakika olaylarıyla karşınızdayız. Zahide Yetiş ve ekibinin çalışmaları sonucu 16 yaşındaki 2,5 aylık hamile olan Emine çetenin elinden kurtuldu. Emine 16 yaşında, babası Bekir Bey bana kızımı bulun diye geldi. 24 saat geçmeden kızını bulduk ve Emine şu anda yolda. Halen şu anda da tehdit var. Hala tehdit ediliyor. Halen tehdit ediliyor benim kızım. Sayın savcımdan da, sayın hakimimden de, emniyet güçlerinden de hepsinin destek istiyorum. Bu çetenin çökertilmesini istiyorum. Benim kızıma yapılan başkasının kızına yapılmaz. Buyurun hep birlikte beraber olan. Daha önce Ecem'in yanına kaçtın mı? Yok, ben onun yanına gidiyordum da o da beni salmıyordu, tutuyordu. Seni zorla mı tutuyordu? Aynen. Ne diye tutuyordu peki seni? Hani gitmeyeceksin diyordu, baban seni dövüyor falan filan diyordu. Ben de o yüzden gitmiyordum. O gece sana istismarda bulunan kişinin Hacı Hasan olduğunu mu söyledi Ecem? Aynen. O muydu peki? Evet, öyle. Kaç yaşında bu Hacı? Hacı 19 yaşında. Peki senin yaşının küçük olduğunu biliyorlar mıydı? 18 mi 17 mi öyle diye tanıtmış Ecem. Yani gerçekten bu tamamen istismar. Yani çocuk istismarına tıpatıp uyuyor gibi görünüyor. Canlı yayında sosyal hizmetler ve emniyet yetkilileri Emine'yi koruma altına aldı. Gördüm Emine'yi, gördüm. Ah benim güzel kızım. Babası da yanımda. İyi misiniz? Emine. Merhaba bir tanem. Şükürler olsun, sizi kavuşturmak nasip oldu bize, şükürler olsun. O Ankara'ya geleceğim anne diyordu. O da para gönderiyordu ama gitmiyordu onun karşılığında. Peki sana istemediğin şeyler yapıldı mı? Yapıldı. Bunun karşılığında para aldılar mı? Para değil de madde aldılar. Şimdiki aklın olsa ne yapardın? Evden dışarı hiç çıkmazdım. Ne istiyorsun söyle bana. Yani Akdağ Madeni'nden uzaklaşayım, başka bir şey istemiyorum. Yeni bir hayat mı istiyorsun? Aynen. Yetkililer geldi, konuyla tamam. İlgili hemen teslim sizin edeyim. Müsaadenizle evet, tabii. Artık Emine'yi teslim almak Peki, istiyorlar. Peki Emine, şimdi her şeyi, bana bildiğin, söylediğin her şeyi
Seni devlete teslim ediyorum, onlara emanet ediyorum. Onlara hepsini anlat ki bu insanlar bulunabilsin. Bu bir çete işi çünkü. Korkma, tamam mı bir tanem? Eminem. Hiç korkma anne. Hiç korkma. Devlet güçleri ve herkes iş başında. 16 yaşındaki Emine'yi geleceği için devlete teslim ettik. Çetenin hedefi küçük kızlar mı? Boksör Muazzez ve Ecem çete üyesi mi? Çetenin anne dediği kadın kim? Zahide Yetiş'le yeniden başlasak da şimdi. Cemile merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Bekir Bey hoş geldiniz. Avukatımıza da merhaba demek istiyorum. Merhaba. Cemile, bir annenin gözünden evladının kimse istemez bu hallere düşmesini. Hiç demeyin benim çocuğumun başına gelmez. Sakın ha. Lütfen hem siz izleyin hem herkesi açın izlettirin. Hatta kendi evlatlarınıza da izlettirin. Bana da babam böyle anlatırdı. Bana masal anlatıyor gibi geliyor da hepsinin gerçek olduğunu Allah'tan çok çabuk anladım, öğrendim. Uzak durmayı da öğrendim ama her zaman o kadar şanslı olamayabiliyoruz. Cemile Hanım, ağlıyor musun sen? İyi misin? İyiyim. Dün 16 yaşındaki evlatlarına burada birebir baba da sarıldı, anne de sarıldı. Ona çok çok şey söylemek geçti içlerinden. Bir kısmını söyleyebildiler. Dahası da var elbette. Dün neler yaşandı bir izleyelim. Zahide Yetiş ve ekibi Yozgat'taki evinden kaçırılan Emine'yi buldu. Emine tüm bildiklerini anlatmak için stüdyoya doğru yola çıktı. Senin o yanında sana işkence yapanlar, kötülük yapanlar... Onların hiçbiri adaletsiz kalmayacak. Hepsine cezası verilecek kızım. Hiç korkma, ben sonuna kadar yanındayım senin. Peki sen istemeden herhangi bir şey yapmaya zorlandın mı? Evet. Şu anda Yozgat Akdağ Madeni ilçesindeyiz. 16 yaşındaki Emine'nin yaşadıkları içler acısıydı. Beraber olduğu arkadaşları onu kötü yola itiyorlardı. Yaşamış olduğu şu andaki evin önündeyiz. Kendisinin iddiası, bunu alan kişiler buradan götürüp önce Sivas'a, Sivas'ta kaldıktan sonra yine hatta Maden ilçesine, yani oturmuş olduğu eve geri getiriyorlardı. Ve yine tekrar buradan alıp Manisa'ya götürmüşlerdi. Yine Manisa'dan geri gelip yine yaşamış olduğu bu eve geri geliyordu. Ve bir daha yine buradan alıp Kayseri'ye götürmüşlerdi. Yine Kayseri'den de yaşamış olduğu Akdağı Madeni ilçesine, yani o yaşamış olduğu evin olduğu noktaya geri geliyorlardı. Emine 16 yaşında, babası Bekir Bey bana kızımı bulun diye geldi. 24 saat geçmeden kızını bulduk ve Emine şu anda yolda. Hem biliyorsunuz bu yayınlar ihbar kabul ediliyor, emniyet güçleri, hem de Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tabii ki bu olayın üzerine. Onlar da harekete geçtiler. Onlara, devlete teslim edeceğim Emine'yi. 16 yaşında bir genç kız başına ne kötülük gelebilir diyorsunuz. Şu an 2,5 aylık hamile. Babası bütün gerçekleri haykıra haykıra söyledi. Aslında bu çeteyi bizimle beraber canla başla haykıran ve konuşan babasıydı. Bekir Bey, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Tamam. Emine şu anda karşımda ekibimizle beraber. Anne rahatsızlanmış. Tabii annenin yaşadıkları da kolay değil. Aslında buraya geliyorlardı. Yolda durmak zorunda kaldılar. Sevda merhaba, Süleyman merhaba. Asıl Emine sana merhaba. Ne oldu Sevda? İyi yayınlar Zahide Hanım. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi normal şartlarda şu anda aslında yayınımızı stüdyodan gerçekleştirecektik. Ancak Cemile Hanım'ın son zamanlarda yaşamış olduğu stres ve kızını da bir anda karşısında görünce sanıyoruz ki yaşamış olduğu stres ve mutluluğu bir anda kendisini bir şekilde yani çok yorgun hissetmeye başladı. Birkaç defa yorgunum dedi. Biz de sizler de çok iyi bilirsiniz, her şeyin başı sağlık olduğu için önceliğimiz onun sağlığı dedik ve biraz kendisi şu anda dinleniyor. Emine stüdyoya geldi. Zahide Yetiş baba ve kızı kavuşturdu. Diliyorum bu çeteyi hep beraber el birliğiyle çökertmiş olacağız. Gördüm Emine'yi, gördüm ah benim güzel kızım. Babası da yanımda. İyi misiniz? Emine. Merhaba bir tane. Şükürler olsun, sizi kavuşturmak nasip oldu bize. Şükürler olsun. Zahide Yetiş 16 yaşında çetenin eline düşen Emine'yi çocuk şube ekipleri eşliğinde
sosyal hizmetlere teslim etti. Şimdi her şeyi, bana bildiğin, söylediğin her şeyi seni devlete teslim ediyorum, onlara emanet ediyorum. Onlara hepsini anlat ki bu insanlar bulunabilsin. Bu bir çete işi çünkü. Seni de inşallah Allah'ın izniyle kurtaracağız. Bak annem babam burada, ben buradayım. Ama bu çeteyi mutlaka ortaya çıkarmamız lazım. Senin söyleyeceklerin çok önemli. Şimdi seni devlete teslim edeceğim. Sonrasında tekrar bir araya geleceğiz, konuşacağız. Tamam bir tane? Tamam. Geldik. Geldik. Kim bilir Emine gibi aciz, bize ulaşmaya çalışan, sesini soluğunu duyuramayan kaç kızımız var? Kim bilir onlar kaç yaşındalar? Anneler, babalar, eğer evlatlarınızın ulaşamıyorsanız, varsa böyle sorunları bana ulaşın. İhbaratlarımız 24 saat sizin için açık. Eğer siz o kızlardan birisiyseniz bir fırsat bulun, lütfen bana ulaşın. Çünkü en büyük dileğim yeni Emine'ler olmasın. Bakın Emine'yi tam zamanında, tam da çok daha kötü şeyler olacakken kurtardık, şükürler olsun. Ama Emine'nin yalnız olduğuna inanmıyorum ki, o zaman babasının söylediği 14 yaşında 3 kız çocuğundan bahsetti. Belki daha fazlası var. Bu insanlar çok masum görünüyorlar. Hiçbir şey yapmıyor. Yok canım, bunlar böyle bir şey yapamaz diyorsunuz. O kadar yakınlar ki. Zaten o masumiyetlerini kullanarak, zaten bir şey olmaz diye diye bir şeyler oluyor. Ne olur akıllı olalım. Hepimiz için, kendime de söylüyorum. Ne olur biz akıllı olalım da bari ana, baba, dede, torun, kimse. Biz bir şeyler yapalım. Tabii ki televizyoncu olarak, tabii ki haberci olarak. Cemile, burada en önemli şey senin kızının arkadaş kurbanı olma ihtimali. Sana her şeyi anlatır mıydı Cemile? Anlatırdı. 4 ay öncesi ne değişti Emine'de? 4-5 ayın içinde Emine değişti. Değişirdiler. Sana okuldan gelip hemen yardım mı ederdi? Yardım ederdi. Kızım yemeğini yedirdim. Hemen benden önce kendisi hazırlamaya başlardı, iş yapmaya başlardı. 5'te okul bitiyorsa, 5'i çeyrek geçe evde olan bir kızdan bahsediyoruz. Bu kadar okulunu, evini, ailesini seven bir kız nasıl bu hale geldi? Bütün ayrıntılarını tek tek paylaşacağım sizinle. Ama önce Emine bize zaten yüreğini yavaş yavaş açmaya başladı. Bir izleyelim. Çetenin eline düştüğünü iddia eden 16 yaşındaki Emine, Zahide Yetiş ve ekibine konuştu. Ben bir çetesinin elindeydim. Nasıl kurtuldun onlardan? Yani işte Ecem'e sapıttım, uyuyordu. Kaçtım evden direkt. Ondan sonra geri memleketime geldim, annem gelin yanına. Ecem bu fuhuş çetesinin başındaki lider mi? Bilmiyorum. Onun büyük başları da olabilir. Ankara'daki annesini önünde çalışıyor zaten. Annesi diye tanıştırdı beni. Beni işte tuzağa düşürtmeye çalıştılar büyük ihtimalle. Öyle düşünüyorum. Peki sence Ecem Ankara'daki gece kulüplerinde ya da bunlarda çalışan kişilerle bağlantı kuruyor mu? Kuruyor olabilir. Zaten bana dedi ki işte maddeyi annem öğretti bana falan filan dedi. İşte orada çalışan kadın. Bana o şekilde söyledi. Seni hiç onların yanına götürmek istedi mi? İşte götürmek istedi. Sonra dedi ki çocuğu aldırır annem falan filan dedi. Ben gitmem o zaman dedim. Daha da hiç şey yapmadık, konuşmadık meseleyi. Ne zaman teklif etti sana çocuğunu aldırmayı? Yani işte çocuk bir aylık falan. Zaten birilerine beni kullandırmaya çalıştı. Madde karşılığı, para karşılığı öyle yani. Ecem bir şey yapıyordu. Millet bir tane yaşlık adam var zaten buralı. O adama kendisini dokundurup işte alışveriş falan yaptırıyordu. Parasını da alıyordu. Ondan sonra adamı boş veriyordu. Bu esnada şiddet gördüğüm videolar da elimize geçti Emine. Muazzez kim? Ya Muazzez bir tane boksör kız işte. Biz bununla arkadaş olduğumuz süreden beri beni düşürtmeye çalışıyormuş tek. Düşürtmeye çalışıyormuş derken? Yani dövmek istiyormuş. Neden? Yani bunun bir tane nişanlısı vardı. İşte onunla konuşuyormuşum, öyle laflar çıkarttı. Ama konuşmadım halde konuşuyor falan filan dedi. Oğlan kendisi yazıyordu bana. Biz bununla bir kez havuza gitmiştik zaten. Havuzda beni boğmaya kalktı. Ben o gün fark etmedim. İşte 26 Ağustos muydu? 16 Ağustos'ta işte beraber beni çağırdı yanına. Gittim yanına. Sonra dedi ki bizim bir ev var dedi. Gidek oturak dedi. Tamam dedim, oturak kanka dedim. Sonra eve gittik, böyle konuşuyorduk falan dedi. Haşmet'in demeye başladı bana. Ondan sonra dedim ki öyle bir şey yok dedim. Kim çıkartıyor bunu dedim. Sonra geldi işte boynumu tuttu. Bamaya kalktı. Sonra işte beni dövdü, darp etti. Ben de karakola gittim. Şikayetçi oldum en sonunda. Hala şu an zaten peşimde. Beni tehdit edip duruyor. Ecem ve Muazzez hakkında şikayette bulundun mu? Evet, bulundum. Ecem'le en son ne zaman görüştün? Dün sabah yazmıştı.
Ne diye yazdı? Kanka neredesin falan filan dedi, gözükmüyorsun dedi. Ben dedim Yozgat merkezdeyim dedim, nişanlandım dedim. İyi tamam neredesin dedi, düğününe beni çağır falan dedi. Tamam dedim. Neden nişanlandığını söyledin? Peşimi bıraksın diye. İbrahim kim? İbrahim işte Cem'in bir tane abi dediği biri vardı. Tanımıyorum, ismini bilmiyorum. O tanıştırdı bizi de onunla. Kaç kere aynı ortamda bulundunuz? Yani bayağı bulunduk. Cem'in tanıdığı mıydı, senin tanıdığın mıydı? Ecem'in tanıdığıydı. Ne kadar kaldın? Yani 4 ay, 5 ay falan kaldım. Ben Ecem'in elinden kurtuldum. Şu an yanında Ezgi var. Dün ben, bugün Ezgi. Yarın kim olur bilmiyorum. Ama Ecem'den uzak durun. Çünkü Ecem bir çetesi. Ve genç kızları Ecem ağına düşürüyor. Emine tüm bildiklerini anlatmak için Zahide Yetiş'in yanına geldi. Diliyorum bu çeteyi hep beraber el birliğiyle çökertmiş olacağız. Gördüm Emine'yi, gördüm. Ah benim güzel kızım. Babası da yanımda. İyi misiniz? Emine! Merhaba bir tane. Şükürler olsun, sizi kavuşturmak nasip oldu bize. Şükürler olsun. Peki pişman olduğun şeyler oldu mu? Şimdiki aklın olsa ne yapardın? Evden dışarı hiç çıkmazdım. Bu söylediğin o kadar önemli bir şey ki. Seni çağırdığında Ecem'e ne derdin? Gelmiyorum derdim, işine bak derdim. Bravo sana. Bak bunu yürekten söylediğini düşünüyorum şimdi. Biz bu çetenin peşini bırakmayacağız. Onlar Ecem'i de tehdit ediyor olabilirler mi? Bilmiyorum. Peki bu adamlardan bahsettin, elinde kaldığın birisi vardı, o kimdi? İbrahim. İbrahim. Emine'yi Ecem'le tanıştıran o isim, Çakır Kod isimli Habil kim? Yaşça büyük kişiler tanıştırdı. Yaşça büyük kişiler kim? Çakır. Kim Çakır? Habil. Kabil Çakır. Habil. Habil. Lakabı Çakır. Tanıyor musun sen Habil? Ben tanımıyorum. Kim onlar? Haydan. Söyle bakayım. Ahtam. Şahıslardan biri. Bunların hepsi kayıt altına alınıyor. Ve bunlar kimse tek tek araştırılacak. Zahide Yetiş, Emine'yi devletin güvenlik kollarına teslim etti. Seni de inşallah Allah'ın izniyle kurtaracağız. Bak annem babam burada, ben buradayım. Ama bu çeteyi mutlaka ortaya çıkarmamız lazım. Senin söyleyeceklerin çok önemli. Şimdi seni devlete teslim edeceğim. Sonrasında tekrar bir araya geleceğiz, konuşacağız. Tamam bir tane? Tamam. Gel bakayım. Gel bakayım. Şimdi bakın öyle bir yere parmak bastık ki o kadar farklı isimler söyleniyor ki mesela Emine'ye soruyorum kim tanıştırdı seni Ecem'le? Bu arada Ecem kilit isimlerden birisi. Belki bu büyük ağın en altında kalan isimlerden birisi ama bence çok önemli. 19 yaşında bir genç kız. Yani aslında onların ağlarını düşürmek istedikleri kızlara çok yakın. Onların dilinden konuşuyor, onların söylemlerini söylüyor. Diyor ki beni yaşlı birileri tanıştırdı. Kim? Çakır Habil, Adem kim, Hacı Hasan kim, Haşmet kim, Muazzez kim, İbrahim kim, Ecem biraz sonra burada olacak, hepsini tek tek soracağım. Belki de onu kurtarmak için, belki de Ecem'in de bildiklerini birebir öğrenmek ve anlamak için biraz sonra Ecem'i yayına alacağım. Çok önemli bilgiler var çünkü onda. Belki işin acısı ne biliyor musunuz? O kullanıldığının farkında olmayabilebilir. 19 yaşında ve onun yaşıtlarına, şimdi ben gitsem ne kadar konuşabilirim bu kız çocuğu? 16 yaşında da. Dilleri bile ayrı. Ama onlar birbirlerini biliyorlar, buluyorlar ve işin kötüsü farkına varmadan kötü yollara, kötü insanlara çok rahat ulaştırılıyorlar. Çok acı bunlar ama. Cemile Hanım, şimdi babanızdan dinledik yani Bekir Bey'den ama ben sizden özellikle dinlemek istiyorum. Siz aslında Ecem'in çok iyi bir kız olduğunu, evden okula, okuldan eve size yardım eden birisi olduğunu söylüyorsunuz. Nasıl değişmeye başladı? Bir bana anlatır mısınız? Nasıl değişmeye başladı? Anne dedi, arkadaşlarımla gezeceğim. Arkadaşların kim olduğunu bilmiyordum. Arkadaşlarımla gezeceğim dedi. Nereye gezecekler mesela? Çarşıda gezecek bir yer. Çarşıda gezecek. Gezeceğim dedi. Ondan sonra beni sürekli gezerdi. Gezeceğim ama eve dediği zaman kaçta gidiyordu, kaçta geliyordu eve? Öğlen gitse ilkin dolmadan geliyordu yani. Ha, yani birkaç saat kalıyordu, evet. Pazar çarşı geliyordu. Geliyordu. Bu zararsız halleri şimdi. Bu zararsız halleriydi. Geliyordu yani. Eve dönüp geliyordu, hiçbir yere kaybolmuyordu. O sırada giysileri, makyajı, saçı bir şeyler değişmiş miydi?
Yok, değişmedi. Değişmemişti daha. Öyle bir şey yapmıyordu. Sonra? Ecem'le tanıştıktan sonra bu şekilde döndü. Eyvah, Ecem'le oluptu. Tanıştığını nasıl öğrendiniz siz? Ecem'le tanıştığını gelmeyince, nerede falan bu deyince Ecem'le geziyor dediler. Peki bu yavaş yavaş mı başladı? Mesela ikindi olmadan dönüyordu diyorsunuz ya. Evet. Sonra gittiğinde artık ne zaman dönmeye başladı? Akşam ezanında falan geldiği oluyor muydu? Hayır. Ecem'le tanıştıktan sonra dönmedi. Polis onunla neyle aramaya başladık. Kendimiz sokaklarda. İlk gün bir gece eve gelmedi diyorsunuz. Evet. O gece size eve gelmeyeceğini falan söylemiş miydi? Söylemedi. Peki bu kız evden okula gidip gelirken hiçbir şey yokken, çoğumuzun çocuğu şimdi öyle. İlk defa eve gelmediğinde ne yaptınız? Eve gelmediğinde bekledik, gelmedi. Sağa sola baktık, polise haber verdik. Polis de bulamadı. Bulamadı? Evet. Ne bekledik. Olduğunu düşündünüz? Kaçırılmış olma ihtimali mi aklınıza geldi? Kaçırılmış değil, gelir diye bekledik. Sabah oldu, hala gelmedi. Tekrar gelip polise gittik. O gidiyor, geliyor dediler. İlgilenmediler. Hayır, bu ilk gün ama, ilk gün. Öyle gidiyor, geliyor, kaçıyor değil. İlk evden uzaklaştığı günü soruyorum. O gece eve gelmedi. Ben çıldırırım herhalde arası eve gelmesi. Aradım, ben de kardeşi, hepsimiz sokağa çıktık aramaya. Peki nerede çıktı o ilk gelmediği gün? Ecem'le mi beraber? Ya çatısında bulundu. Orada o saklamış. Sonra Adem'in oraya gitmişler. Bir dakika arkadaşlar, bizde Yasin yok. Yasin yok. Peki onu kaydettim şimdi. Peki bu Yasin kimmiş? Yasin bizim aktarlı. Onun evinde miymiş? Evet, çatı katta kalıyorlarmış. Kim varmış yanında o zaman? O zaman yanında neydi onun adı ya? Kimdi ben peki? Söyleyemiyorum, bizim köyden. Başka bir erkek mi, başka bir kız mı? Erkek. Bizim köyden adını Rafı Arafat. Arafat. Evet. Bu Yasin'le Arafat'ı bugün öğreniyoruz. Peki bunları tanıyor muymuş? Bunlar kaç yaşında? Bunları şimdi annem var yaşlı bir köyde. Emine'ye dedi ki kızım gel bana yardım et temizliğine dedi. Koturdu. Anneannesine mi? Evet. Sizin annenize mi? Anneme he. Ha, anneannesine yardım etmeye. Anneme kulakları duymuyor, sakat benim gibi. Ona yardım etmeye gittik. Köye iki gün oldu gitti. Sonra bir telefon geldi. Benim kızım aradı, büyük kızım. Anne dedi, kızın nerede biliyor musun dedi. Nerede dedim. Annen nesin orada kızım dedim. Yok anne dedi, Ecem dedi. Bu saydığım kişiler Yasin, Arafat. Yasin ve Arafat. Evet. Ecem evet. Bir de Utku var. Evet. Utku. Bunları gidiyor köyden getiriyorlar. Bunların yanında mı kalmış? Evet. Ecem'le beraber. Evet. Ondan sonra oradan başlamış. Sizin dışarıda kaldığını öğrendiğiniz zaman Yasin, Arafat ve Utku'nun yanından çıkıyor. Evet. Çok enteresan. Şimdi bakın bu isimlerin hepsini kaydediyoruz. Bunları araştırıyoruz tek tek. Şu an 10 kişilik bir liste oldu şimdi, bu 3 kişiyi de söylediniz. Yok, daha fazla oldu. 11-12 kişi var şu an önünde. Bunların hangisi çete üyesi, hangisi bu kızları yoldan çıkarıyor, hangisi bu kızları para karşılığında yapmak istemediği şeylere zorluyor. Hepsi tek tek ortaya çıkacak. Ama önce bu çetede kimler olabilir, yeni isimler ekleniyor, bir izleyelim. ...16 yaşındaki Emine çete tarafından kaçırıldı mı? Çetenin üyeleri kimler? Kaçırılıyor. Peki kimler kaçırmış olabilir kızımızı? Ecem isimli bir arkadaş var. Okulda mı tanışıyorlar? Ecem. Ecem kötü yollara düşürttü bunu. Ecem dilen kız, İbrahim dilen o kişi. Bir de Adem var. Çete başı Ecem, İbrahim. Bir de benim kızımı hamile bırakan kişi. Bunların ben hepsini de tek tek isimlerini çıkarttım. Aynı siz bir gazeteci olarak bir şeyin peşine düştüyseniz, ben de peşine düştüm. Kim var, hepsini tek tek çıkarttım. Ama hepsine de tek tek soracağım. Sorun tabii ki bir ben baba. Ben sonuna kadar kızımın arkasındayım. Helal ne olursa misin? Olsun. Ben bırakmayacağım kızını onların yanına. O kızın peşini bırakın dedi. Bırakmıyor, kızımız da almış, çocuğumuzu sahip çıkmayacak mı dedim. Kızın peşini bırakacaksınız dedi. Oradan sonra benim oğlanı saldırdı, parmaklarını kırdılar. Benim oğlumun, eşimle oğlumun ününü kesip bu muazzezin akraba, biri sevgilisi, ikisi de kardeşi. Benim çocuğumu vurdular, parmaklarını kırdılar. Ben şikayetçi olmadım yine, sesimi çıkartmadım. Neden? Çünkü kızım ortada olmadığı için. Kızıma kötülük... Kızınıza bir şey yaparlar diye mi korktunuz? Evet.
eşimi darp ettiler. Sokağın ortasında? Evet. Neden? Bırakın kızın peşini. Emine'nin peşini bırakın diye. Bırakın bizim olsun Emine. Evet, aynen bu şekilde. Ha ben sonuna kadar mücadelemi vereceğim. Suç şebekesi kaç genç kıza zarar verdi? Emine gibi başka kızlar da olabilir mi? Var. Ben onların hepsinin, Zahide Hanım, hepsinin. Ecem olsun, İbrahim olsun, Adem olsun, Hacı olsun. Ankara'da var birkaç tane, ben bunların hepsini biliyorum. Anı düşürttükleri çocukları hiç affetmiyorlar. Ecem'in yanında şu anda 3 tane çocuk var. 14 yaşında. Bu çete kimlerden oluşuyor bana söylemen lazım. Yani sadece ne Ecem'i biliyorum ben. Ecem'i biliyorsun. Peki bu Ankara'daki kadın kim? Merve hiç... diyor ismine. Nedir ismi? Merve. Merve kaç yaşında olduğunu biliyor musun? 38 diyordu galiba. Nerede çalıştığını hiç duydun mu? Ecem de seni kim tanıştırdı kızım? Yaşça büyük kişiler tanıştırdı. Yaşça büyük kişiler kim? Çakır. Kim Çakır? Habil. Habil. Lakabı Çakır. Tanıyor musun sen ben Habil? Ben tanımıyorum. Kim onlar? Ben söyleyeyim. Zahide Hanım. Söyle bakayım. Akdağ Maden'de satan şahıslardan biri. Bunların hepsi kayıt altına alınıyor. Ve bunlar kimse tek tek araştırılacak. Şimdi bu çeteye yeni yeni isimler ekleniyor olabilir. Yasin, Arafat ve Utku. Bir de şimdi ben... kız olarak Merve diye bir kız var. Merve. Evet. Peki. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Annemiz bak şimdi söylüyor bunları. Merve ilk, demişim. İlk defa anneanneye gittiğinde... Hayır, yanlış söyledim. Nur, Nur. Nur mu? Evet. Merve Nur. Yok mu? Hayır. Nur. Nur. Peki Nur kim? Nur Emine'ye oturmuş banyo falan yaptırmış başına iş geldiğinde. Nasıl yani? O gece mi? O da onlarla arkada. Hamile kaldığı gece mi? ...dığında. Onlarla çete yani. Bu Nur ve Ecem mi varmış? Ecem olduğunu bilmiyorum yanında o anda da. Nur'un olduğunu bilirim. Emine bana söyledi. Nur beni oturdu banyo yaptırdı anne dedi. Bir defa ne zaman oluyor? Ben hatırlayamıyorum onu. O ilk eve köyden götürüldüğü zaman mı oluyor? Bu Yasin, Arafat ve Utku'nun evinde kaldığında mı? Aslında yok, anneannesine Sivas'a gittiğinde. Sivas'a gittiğinde. Evet. Şimdi bu Yasin, anneannesinin Arafat... oraya gitmesi 5 ay önceki. 5 ay önceki. Evet. Bunların hepsi tek tek çıkacak. Ama Allah aşkına avukat bey söyler misiniz? 15-16 yaşında bir kız çocuğunu evinde ne demek yatırmak, ne demek alıkoymak, ne demek bu çocuğun sizin evinizde ne işi var? 3 tane adam var burada ya. Şimdi anneannenin oradan götürülme olayında muhtemelen hürriyeti tahdit suçu da oluşabilir. Arkasında evden kalmada muhtemelen cinsel amaçla yani 15 yaşından da muhtemelen o zaman küçük dahi olabilir. İstismar olabilir. Yani bunların aslında tek tek araştırılması gerekir. Zahide Hanım da dediği gibi 3-4 tane erkekle bir kız, yani bir kız çocuğunu oraya niye götürüyorsun evde? Burada mutlaka bir şeyler var. Yani cinsel amaç dışında hangi amaçla götürebilirsin ki zaten? Yani bunlarla alakalı şu anda zaten çocuk sosyal hizmetlerin koruması altında. Emniyet birimlerinde şu anda çalıştığını düşünüyorum. Ve bu konu üzerine de eğileceklerini düşünüyorum. Onu da biz de araştırıyoruz Zahide Hanım. Yayında inşallah izliyorlar şu anda. Özellikle Yozgat Emniyetine teşekkür ediyorum hassasiyetlerinden ötürü. Ortak bir çalışma içindeyiz. Hem sosyal hizmetlerle hem de bütün emniyet birimleriyle aslında. Çünkü buradan öyle şeyler çıkacak ki inşallah başka çocuklara ulaşmadan bu çeteyi durdurmak ve caydırmak istiyorum. Bu çeteden ne yazık ki Türkiye'nin dört bir yanında çok fazla var. Ve Anadolu'nun dört bir köşesinde. Ve bu insanlar masum olarak görünüyor. Sokağa çıkıyor, alışverişini yapıyor, yemeğini yiyor, sanki işine gidiyor. Bazıları bunların işi nedir biliyor musun? Evli barklı insanlar. Çoluğu çocuğu olan masum gördüğümüz insanlar. O yüzden tek tek, hani biz zarar görenin adını kapatıyoruz ya, tam tersi ona zarar verenin adını bangır bangır söylememiz lazım. Onlar utansın. Peki Cemile, bu Nur ne yapmış o gün? Sana nasıl anlattı? Ecem mi anlattı? Emine anlattı. Emine anlattı. Ankara'da çalışıyormuş. Kazinolarda falan çalışıyormuş. Bu Nur kaç yaşındaymış? Bilmiyorum yaşını. Büyük müymüş? Emine'den büyük yani. Emine'den hepsi büyük zaten, Emine 15-16 yaşında. Ecem'den büyük müymüş? 18-19 yaşında olabilir. O Ecem'le aynı. 19 yaşında. Bir de Sivas varmış, o da varmış. Sivas Can. Onu Emine söyledi bana. Bu ne yapıyormuş? Bunun evinde kalmış mı? Ecem Leyl hepsi bir yermiş. Bunlar ekipmiş. Arkadaşlarıyla. Sizin
Acaba ekip dediğiniz bu kızları alıp götürüyorlar, yeni yeni insanların isimleri geliyor. Bu insanlar bu ekibin bir parçası mı, yoksa para verip de bir şeyler mi yapan insanlar? Hepsi de olabilir yani. Şimdi bu işin oraya şey de yaz Zayda Hanım. Mikail. Mikail. O kim? Mikail. Zahra. Bu da mı Sivas'ta? Bu Akdağ Maden'de Zayda Hanım. Bu Akdağ'da. Evet. Mikail. Bu kim? Mikail kim? Bu dediğim kişi, söylemek istemiyorum lafı. Burada hepiniz benden büyüksünüz. Ben keserim, siz söyleyin ben duyayım. Nedir o? Kişi. Videosu da bende var. Akşam saat 2'de geldi video bana. İşte Emine'yi, Ecem'i yakalayın, bilmem ne yapacağım demiş. Videosu da bende var. Bunu da söyleyeyim. Mikail'in hanımı. Video bende de var. Geldi gece saat 2'de geldi bana video. Bana bunu... videoyu gönderen kişinin ismi bende kalacak. Şimdi o başka bir konu. Onu da konuşuruz ama yani bu gittikçe büyüyor. Bir kişi daha dediniz. O kimdi? Bir kişi daha dediniz Mikail'e. Habil, Mikail'in evinde Emine, Ecem. Bak hep Nur, Can, Yasin, Arafat, Utku, hep İbrahim, evet. Haşmet, Hacı Hasan, Adem, Çakır, Kabil. Bu Çakır'la Kabil aynı kişi mi? Aynı kişi. Evet. Aynı kişi. Bu Çakır bunun lakabı. Evet. Allah'ım ne yapıyorsunuz da bir de lakap takıyorlar kendilerine ya. Herkes dizi film çevirdiğini zannediyor hayatta ya. Ama bunlar gerçek gerçek. Ne yazık ki gerçek yani. Peki şimdi bizim telefonlarımız 24 saat sizin için açık. Herhangi bir şey başınıza gelmeden önlem almak niyetimiz. Bu programı yapma sebebimiz 14 yaşında 3 kız çocuğunun belki de bu çetenin elinde olması, ki baba bundan oldukça emin görünüyor. Şu anda muhtemelen korkuyla izliyorlar bizi ama gerçekten korksunlar. Çünkü bu ihbarların ardı arkası kesilmeyecek. İzleyelim ilk bölümü. Yayınlarımız sonucu ekibimize ihbarlar yağmıştı. İhbarcı 1. Akmadeni terminali içerisinde resimli bir yer var. Yasaklı maddeyi oradaki kişiler temin ediyor. 4 ay önce Emine'yi orada gördüm ve emniyet güçlerine ihbar ettim. İsimli yer insanları yasaklı maddeye sürüklüyor. Ecem'e o fotoğrafı nerede çektiğini sorarsanız anlarsınız. İhbarcı 2. Yozgat Akmadeni bölgesinde çalışıyorum. Geçen sene Emine ve yanında 6 kişilik bir erkek grubuyla sürekli kafeye geliyorlardı. Hesabı da sürekli Emine ödüyordu. Çalıştığım iş yerinin sahibi Emine'yi köşeye çekerek, "Kızım, annene ve babana yazık değil mi? Hesabı neden sürekli sen ödüyorsun?" dedi. Emine de "Ne yapabilirim? Bana ödettiriyorlar." diye karşılık verdi. Hatta babası bir gün buraya gelip kızı Emine'yi sordu. İhbarcı 3. Emine ve Ecem'i ilçeden tanıyorum. Gündüzleri sürekli geziyorlar ama çoğu zaman Deli Hamza tarafındalar. Her gördüğümde de farklı araçlarla geziyorlar. Ben ve arkadaşlarım sürekli orada bir şeyler içmeye gidiyoruz. Orası sakin ormanlık bir alan. Bir görüşümde yanlarında iki erkekle beraber oraya gelip yasaklı madde kullandılar ve araçlarını tam ortaya bırakmışlardı. Aracın içerisinde de müzik son ses açıktı. Dikkatimizi o yüzden çok çektiler. Halleri ve tavırları da iyi değildi. Sağlıklı düşünemiyorlardı. Sonra birbirlerine sarılıp kahkaha atmaya başladılar. Emine'nin kurtulmasından sonra küçük kızları hedef aldığı iddia edilen çete Türkiye'nin gündemine düştü. Zahide Yetiş ekibine ihbarlar yağmaya devam etti. İhbarcı 4. Ben Ecem'in eski arkadaşıyım. Ecem ve Emine ile birlikte geçen yıl Akmaden'deki lisede okuyorduk. Ortam çok kötü olduğu için ailem beni oradan aldı. Emine okuldayken çok iyi bir kızdı. Fakat Ecem'le tanıştıktan sonra çok değişti. Ecem her gün başka şehirlere gidiyordu. Yaşlı veya genç hiç fark etmeden erkeklerle beraber geziyor, yasaklı maddeler kullanıyor. Emine'yi de o yola Ecem sürükledi. Ayrıca Emine Haşmet isimli kişiden hamile. Haşmet isimli kişi Davulbaz köyünde yaşıyor ve 20'li yaşlarında. İhbarcı 5. Ben eskiden Akmaden'inde gayrimeşru işler yapıyordum. Bundan dolayı büyük bir ceza aldım ve daha sonrasında çok pişman olduğum için bu işleri bıraktım. Emine'nin kaybı için aile benden yardım istedi. Ben de araştırmaya başlayınca bir takım şeyler bulmaya başladım. Mikail isminde bir kişi var ve bu kişinin inşaat halinde bir evi var. Ecem'le Emine sürekli Mikail'in inşaat halindeki evine girip çıkıyormuş. Ben Mikail'in konuşması için ona para teklif ettim. Mikail de Ecem'le Emine benden yardım istedi ama evimde sadece 20 dakika kaldılar dedi. Ama yalan söylüyordu. Çünkü Mikail ve Habil bu çetenin içindeler. İhbarcı 6. Benim kız kardeşim de bu çetenin elindeydi ve kız kardeşim o zamanlar 16 yaşındaydı.
Ecem'in elinden kurtarmak için elimizden geleni yaptık. Bildiğim kadarıyla Habil'in cezası var ve bu yüzden Emine için kendi isteğiyle geldi diyerek onu suçlayacaklar. İhbarcı 7. Yeğenim bu çetenin eline düştüğünde daha 14 yaşındaydı ve şu anda 16 yaşında. Emniyet yetkilileri bizi 20 gün önce aradı ve yeğenimize öyle kavuşabildik. Ona cinsel istismarda bulunmuşlar ve yasaklı madde vermişler. Öldüğünü düşünüp yeğenimi bırakıp kaçmışlar. İhbarcı 8. Benim kızım 15 yaşında ve Emine'nin yaşadıklarını yaşadı. 4 ay öncesine kadar kızım çok iyi bir durumdaydı. Fakat Ecem'le tanıştıktan sonra çok değişti. Kızımın psikolojisini bozdular. Öldü diyerek kızı bırakıyorlar ve bu kızı emniyet güçleri böyle buluyor. Bunlar şaka değil, bunlar gerçek. Çok acı ama hepsi gerçek. Daha fazlası da var. Artık yüreğim dayanmadı yani, tamam dedim bu 10 taneyi verelim. Ama en ufak bana bir cümle söyleseniz, bir şey fısıldasanız biz onu kaydediyoruz. Hiç merak etmeyin, hepsini alıyoruz. Bu yüzden ihbar hatlarımız 7/24 açık. Lütfen bana her şeyi anlatın. Zaten sağ olun, sizler sayesinde çok daha çabuk ve hızlı ilerliyoruz. Ailemiz anlatıyor, avukatımız burada, emniyet güçlerimiz orada. Hep beraber çalışıyoruz fakat içler acısı bir durum yaşıyoruz şu anda. Küçücük kızların yaşlı yaşlı adamlarla, farklı arabalarla alındığı, götürüldüğü, tekrar geri getirdiği, farklı maddeler kullandırıldığı. İnanın bizim çocuklarımız bu kadar uzak değil bundan. Okula gidiyorlar, tabii ki gitsinler. Ama sonrasında ben artık ben mi alsam çocuğu? Valla bir sürü şey düşünmeye başladık. Bunlar gerçek ama çok uzakta değiliz. Peki şimdi Emine nerede? İstanbul'a getirdik Emine'yi, biliyorsunuz. Öyle bir anda yakaladık ki onu, çok zor durumlardan şükürler olsun ki kurtardık ve devlete teslim ettik. Peki şu anda Emine nerede? Sevda'ya canlı bağlanalım hemen. Sevda merhaba, şu anda neredesin? Emine şu anda nerede? İyi yayınlar Zahide Hanım, merhabalar. Şu anda İstanbul Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın önündeyiz. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi dünkü yapılan yayınımızın ardından yayınlarımız ihbar olarak kabul edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Üsküdar Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı ekipler dün yayınımızın hemen ardından Emine'yi teslim aldı. Biz de devletimizin güvenlik kollarına Emine'yi emanet ettik. Şu anda bizler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın önündeyiz. Emine ile ilgili gerçekleşecek her türlü gelişmeden sizleri haberdar edeceğiz. An be an haberdar edeceğiz. Şu anda bizler Emine ile ilgili olarak gerekli işlemlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Yine işlemler tamamlandıktan sonra Emine'nin tercihine göre nereye gideceğini, ailesinin yanına mı döneceğini yoksa devletimizin güvenlik kollarında mı kalacağına dair kararlar alındıktan sonra tabii ki de bunları da sizlerle paylaşacağız. Tüm bunlar yapılırken tabii şunları da özellikle belirtmek istiyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı ekipler, psikologlar, pedagoglar tamamı bu süreçte Emine'nin yanında oluyor. Sizlerin de bildiği üzere hemen ardından işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte bizler de an be an Emine'nin takipçisi olacağız bu dosyada. Yine bu konuda sizlere şunu da bilgisini aktaralım hemen. Emine ile ilgili olacak gelişmeleri bu noktada sıcağı sıcağına sizin de belirttiğiniz gibi her an takip etmeye devam ediyor olacağız. Emine şu an için devletimizin güvenlik kollarında. Sevda, teşekkür ediyoruz. Canlı yayında son dakika gelişmeleri olduğunda Emine ile ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Tekrar söyleyelim, sonuçta bir çocuktan bahsediyoruz, 15-16 yaşlarında. Bu yüzden psikolojik destek alarak aslında bu sorgulama yapılıyor ve yayınımız ihbar kabul edildi. Aslında Emine bize çok şey söylemişti. Eminim emniyet de bunları sorgulayacak ve çok daha fazlasını söyleyecek. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Emine'nin en başta söylediği, en sonda söylediği hep bir isim vardı. 19 yaşında bir genç kadın. 19 yaşında Ecem. Ecem ne yaşıyor, ne yaşatıyor, ne yaptığının farkında mı? Bu çetenin üyesi olabilir mi? Hepsini konuşacağız. Ecem'in ne söylediği çok önemli. Şimdi kilit isim Ecem'i bir görelim önce. Çete üyesi olduğu iddia edilen Ecem ilk kez ekibimize konuştu. Emine'nin iddiaları beni bu kötü yollara ve bu duruma arkadaşım Ecem sürükledi diye iddiada bulunmuştu. Emine'nin
şu anki durumuna sebep olan sen misin? Hayır, benimle bir alakası yoktur. Emine ne yaptıysa kendi yaptı. Yani ortamlara girdi, kendini bozdu. Ben ona yapma etme dedikçe o kendisi yaptı. Kendisi ailesini hatta telefondan falan hep kendisi engelliyordu. Siz Emine ile nasıl tanıştınız? Emine ile biz zaten kol ortamından tanıştık. Ben sonuçta bir genç kızım, takılıyorum, ediyorum, içiyorum yani. Ortam derken nerede tanıştınız? Yani hangi bir ortam? Akdağ Madeni'nde tanıştık biz onunla. Akdağ Madeni'nde bir alırken yani bir ortamda mı tanıştınız? Evet, öyle tanıştık. Sonrası kendisi dedi ki ben eve gitmiyorum dedi. Ben evden kaçtım dedi. Ben dedim ki nerede kalacaksın, ne yapacaksın falan filan dedim. İbrahim abiyi aradım ben dedim. Abi dedim bizim kalacak yerimiz yok dedim. İbrahim abi kim? Programda bahsedilen abi. O da dedi ki evet bize ilk başta 18 yaşındayım dedi zaten. Ben dedim ki tamam dedim. Getireyim abi falan filan muhabbet açıldı. Geçtik konuştuk orada. Ben zaten evime gidip sürekli kalan bir insandım. O kız için orada kaldım. Sonra benim ismim babası duydu işte Ecem. Eminesi diyor ki ben evden kaçtım. Kalacak yerim yok. Siz de İbrahim Bey'den bir yer mi temin ettiniz? Evet. O otelci falan mı? Ya yer temin etmesini istedik sadece. O da dedi ki benim evim boş dedi, anahtarı vereyim dedi, siz kalın dedi. Hatta İbrahim Bey ne iş yapıyor? Ben pek bilmiyorum İbrahim abinin ne yaptığını. Instagram'dan tanıştık İbrahim abiyle, öyle yani. İş yaptığını ya da soy ismini bilmiyorsun? Hiç bilmiyorum yani, hiç alakam yok yani. O gün İbrahim Bey'in evinde kaldınız. Evet. İbrahim abi yok diyor, anahtarı bize verdi gitti kendisi. Biz ikimiz kalıyorduk Emine'yle. Sonra babası falan filan. Kaç gün kaldınız o evde? En fazla 2 gün veya da 1 gündür yani, o kadar diyeyim. Sonra ne yaptınız? Sonra işte ben dedim ki ben işte Akdağ Madeni çok kalmayan insanım. Zaten 3 gün falan kaldım. Ondan sonra ben zaten dedim ki Emine dedim evine git dedim. Sonra bu da dedi ki gitmeyeceğim falan filan deyip benim yanımdan ayrıldı. Sonra ben Bursa'ya geçtim zaten. Bursa'dan geçtikten sonra bu kız taci. Biliyorum ama ben burada söylemek istemiyorum. Benden çıktığını söylemek istemiyorum yani. Sonra işte ben Bursa'dayım. Bu kızın her şeyini öğreniyorum, öğreniyorum. İşte Akdağ'a diyor, gel kanka diyor, ne olur diyor. Bana yalvarıyor bu şekilde. Hem de Akdağ Madeni'ne. Kendisi dedi ki böyle böyle dedi. Benim de Sivas'ta dedi, amcam var dedi. Hayrettin dedi, pardon. Öz amcası mıyım? Evet. Onun yanına gideriz falan filan dedi. Tamam dedim, gidek dedim. İşte buraya geldik. Buraya geldiğimizde zaten ortamları içiyordu bu. Bu kız içmiyor değil. Hatta bu kızın ilk tacizinden oldu. Benim yüzümden de değil bu arada. Sonra işte buraya geldik. Bu çok içmeye başladı bir aralar. Ben dedim ki dur dedim, Emine dedim. Bak dedim sarhoş oluyorsun dedim. Yapma dedim. O bana dedi ki sen benim ailem misin Ecem? Karışma Ecem. Tam bu şekilde konuşma tarzlarıyla. Ben de dedim ki bana ne dedim o zaman dedim. Sonra benim yanımdan kaçıp. Sivas'tan döndü mü? Sivas'tan işte biz burada kaldık biraz. Sonra bu dedi ki ben gidiyorum dedi. Tamam dedim, nereye gideceksen git dedim. Hiçbir art niyet, bir kötülük yapmadım. Hatta Murat diye bir arkadaşla mı ne gitmiş Yıldız Eline kadar. Kim bu Murat? Ben tanımıyorum onu, onu da tanımıyorum. Onu ben sadece tahmin ettim, attım, tuttum, salladım, öyle buldum. Öğrendim işte, Yıldız Eline gitmişler bunlar. Dedim ki, babasını aradım direkt hatta. Babasına dedim ki, Emine siz mi alacaksınız Emine'yi falan filan. Emine bana öyle dedi çünkü. Beni babam almıyor geliyor dedi. Tamam dedim, alsın dedim. Babanın yanına gidiyorsan sıkıntı yoktur dedim. Sonra işte babası aldı. Ondan sonra gerisini ben hiçbir şekilde bilmiyorum. Bu ne zaman oldu? Tam ne zaman oldu bu? Yani bir ay oluyordur yani. Benim yanımda. Babası diyor ki 4 aydan beri benim kızım kayıp. 4 ay dedim belli bir, bak bir ara benim yanımdaydı ama bir ara benim yanımda gitti yani. Benimle alakası yoktu. Tabii Ecem doğruları mı söylüyor? Her şeyi olduğu gibi ve açıkça anlatıyor mu? Göreceğiz. Biraz sonra aslında bütün bu olaylarda kilit isim Ecem stüdyoda olacak. Ona pek çok sorumuz var elbette. Gerçekten bu olayların neresinde, onu kimler zorluyor, böyle bir çetenin kendisi neresinde, var mı böyle bir çete, hepsini soracağım. Ama tabii Ecem yıllarca alışmış aslında pratik cevaplar vermeye, farklı cevaplar vermeye. Bakalım ne kadarını bize net ve gerçek olarak söyleyecek. Bu arada Hayrettin dedi amcanız, var mı Hayrettin? Hayır. Bir amcanız? Şimdi şöyle söyleyeyim Zahide Hanım, bu Hayrettin diye kişi
Ben 20 senedir tanırım. Kim o? Benim bir arkadaşım. Samim. Sizin arkadaşınız. Benim samimi konuştuğum bir arkadaşım. Emine Hayrettin'de kalıyorum demiş, ona gittim demiş. Var mı böyle bir şey? Hayır, kesinlikle. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ecemi'nin Emine Sivas'a gitmişler. Hı. Gece saat 12-1 arası. Emine beni aradı. Baba dedi, Çelik Kuvvet bizi yolda aldı. Hı. Ecem de yanımda dedi. Gel beni al dedi. Ben dedim ki kızım. Çelik Kuvvet onları durdurdu tabii. GBT sorumlamasında. Yalnızlar mıymış? Yanlarında kim olduğunu bilemedim Zahide Hanım. Bunlar ben, yolda bunların arabası var mı? Yok. Demek ki bir arabadalar. Bir arabadalar. Demek ki tanımadıkları insanların arabasındalar. GBT iyi ki de yapılıyor. Öyle bunlara değil. Bakıyorlar çocuk bir tanesi. Dedi ki baba dedi gel beni al dedi İmine. Hı. Tamam kızım geleceğim dedim. O arada arkadaşım Ben Emsal oğlu var. Aradım dedim ki abi dedim böyle böyle. İmine böyleyken böyle dedim. Onun kendisinin de haberi vardı arkadaşım. Gittiniz mi? Gittim. Ne gördünüz? Zahide Hanım gittim. Benim arkadaş İmine harçlığın yoksa demiş. Para vereyim. Baban da geliyor demiş. Çocuk şubeye vardım. Çocuk şubenin numarası da bende var hatta. Tamam, çocuk şube bunu ancak anneye babaya teslim edebilir. Evet Zahide Hanım. Siz oradan teslim aldınız. Sormadınız mı kızınıza senin ne işin var bu saatte? Alamadım Zahide Hanım. Gelmedi. Alamadınız. Yurttan şeyden çocuk şubeden alamadım. Ben gelmiyorum dedi. Ben yurda gideceğim dedi. Kafası güzeldi. Eyvah eyvah. O arada sizinle sizi aradı. Beni kucaklayan. Gel beni al diye. Evet. Sonra da sizinle gelmeyeceğim dedi. Beni kucaklayan Emine, beni annem diyen Emine, evet. O anda Emine gel kızım deyince beni belli gitti sanki cin görmüş gibi. Korkar gibi. Eyvah eyvah. Aslında sizde ne kadar ihtiyacı olduğu zamanda istemeden de olsa. Peki şimdi Ecem'in bize söyledikleri devam ediyor. Lütfen siz de dikkatle dinleyin. Eğer olası farklı bir şey varsa sonra bana söyleyin. Onu da konuşalım. Ecem'i dinlemeye devam edelim. Emine hakkında söyledikleri herkesi şoke edecek. İsim sayıyorlar ve diyor ki biz bu ortamlara diyor Ece'nin yani senin vesilenle katıldığını iddia ediyor. Bu bence yalan. Ben genç kızım. Zaten eğlenmeye meyilli bir kızım. Yani eğlenirim. İçerim onu yaparım. Bunlarda hiç sıkıntı yok. Ben zaten reşit bir insanım. O da benim ortamlarıma dahil olmuş. Onları tanıyan insandı zaten. Hepsini tanıyordu zaten. Senin yanında başka kız arkadaşın var mı? Onun iddiası diyor ki birkaç kız daha var diyor. Onları da kullanıyorlar. Benim birkaç kız arkadaşım söyleyeyim. Benim burada bir tane kız arkadaşım var. O Tokatlı. O da bugün gidiyor zaten. 20 yaşında kendisi. Kimse kimseyi zorla tutamaz zaten bu devirde artık. Kimse kimseyi zorla tutamaz. Ben şurada bağırsam kimse beni burada tutamaz bir yana. Ormanlık bölge var. Akdağ madenden yukarı çıktım. Ben yayını seyrettiysen orayı da gösterdim. Biz diyor Ecem falan hep beraber diyor. Muazzez'in evinde sen de varmışsın. Orada buluşurmuşsunuz. Evet. Ya da Akdağ madenin yukarıdaki ormanlık alana toplanmışsınız. Evet. Doğru mu? Bunların hepsi yalan. Ben gerçeği söyleyeyim. Emine diyordu ki kanka ben evden kaçtım. Gelir misin yanıma falan filan. Bu Muazzez'den ne diye dayak yiyor? Muazzez'in yani eski nişanlısı diyeyim daha doğrusu. Onunla bir haber olmuş yani. Bunu duydum, garanti duydum hem de. Sen Muazzez'i sanır mısın? Ben Muazzez'i ben bir kere karşı karşıya geldim. O da caddeden caddeye geçerken Emine ile selamlaştı. Öyle gördüm. Daha bir şekilde görmedim Muazzez'i ben. Ben Muazzez'i hiçbir ortamda beraber olmadınız. Hiç olmadım. Hiç olmadım. Dayak yediği gün orada mıydın? Hayır, ben buradaydım. Orada o zaman da yoktu. Yani, buradaydım. Hatta benim Instagram'da kayıtlarım da var. Ben bir sürü paylaşımlar yapan bir insanım. Şimdi burada Ecem'in söylediği bir isim daha çıktı. Tokatlı. Duydunuz mu hiç Tokatlı? Yok. Ben burada duydum. Burada duydum Zahide Hanım. Tokatlı bir lakap muhtemelen. Vallahi bilmiyorum Zahide Hanım. Onu kaç yaşında? 20 yaşında dedi değil mi? Tokatlı. Hiç kendi kızınızdan onun adını duymadınız. Yok. Yok duymadım Zahide Hanım. Peki siz bu Muazzez'le hiç görüştünüz mü? Hiç konuştunuz mu? Onu biliyor musunuz? Boksör diyorlar. Şimdi Muazzez'e gelince Zahide Hanım gelirdi giderdi. Evime gelirdi. Tabii eve gelir otururdu. Yemek yerdi. Çay içerdi. Yani ben şuradan ailem yanımda, çocuklarım yanımda. Ben siz öyle hiçbir şeyden şüphelenmediniz. Şüphelenmedim. Hayır kesinlikle. Hiç şüphelenmedim. Peki bu görüntüleri gördüğünüzde nasıl hissettiniz? Kızı parçaladı resmen saçından tuta tuta böyle. Canım acıdı. Ha? Canım acıdı. Yani. Tabii biz onları o şekilde vermedik. Ama orada hırpaladığı çok netti. Siz tabii onları aile gördü. Net halini gördüğü için onlara soruyorum.
Peki şimdi bu Tokatlı çıktı, onu da soracağım Ecem geldiğinde. Ama belki de bu olayları bize eğer doğruyu söylerse netliğe kavuşturacak olan isim Ecem. Ama öğreniriz. Bugün söylemezse yarın söyler. Çünkü buraya geldiğinde bir Emine de öyleydi ilk konuştuğumuz zaman. Daha bir heyecanlıydı ama yine de güvendi geldi bize. Sonra o kadar çok şey ortaya çıktı ki ben Ecem'in de ilk söyledikleri değil ama sonra açılıp çok şeyin gerçeğini söyleyeceğini düşünüyorum. Bakın devam ediyoruz Ecem'le konuşuyoruz. Ben çete üyesi değilim. Senin bir anne dediğin kişi varmış Ankara'da ve o kişiyle de bir bağlantınız varmış. Hatta buradaki kızlarımızı oraya mı götürüyorsunuz? Alakası da yok. Benim bir tanıdığım, annem dediğim bir insan, sevdiğim bir insan bu bir. Ben sürekli ona telefonla konuştuğum için Emine de kulak misafiri oluyordu. Ben senden özür dileyerek tabii bunu söylüyorum. Bunlar iddia. Para karşılığı. Yapmıyorum, bunlarla benim alakam yok. Ben 19 yaşında olduğum için eğlenmeyi seviyorum. Yani içerim ama asla öyle şeylere girmem. Yasaklı madde. Hayır, kullanmıyorum. Emine kullanıyor mu? Efendim? Emine kullanmak istedi, çok istedi hatta. Biz dedik ki Emine içme dedik, bak içir bari dedik. Nerede oldu bu? Bu evin içinde oldu. Hacı Hasan var ya. İşte onun evindeydik. Biz normal, tamam, istedi bize. Dedik ki Emine dedik yapma dedik, bak dedik yapma. Bizde yok yani, bizi içiyoruz dedik hatta. Hacı Hasan kimdir? Bunlar arkadaştı, bu çocuğu hep elliyordu. Hani erkekler taciz eder değil mi? Evet. Ama erkeği taciz ediyordu o. Emine'yi kim tanıştırdı? Mustafa Can çocuk var. Bunlar Instagram'da tanışmış bizim Emine'yle. Ben alakam yok, hiç tanımıyordum bile. Sivas'ta mı? Evet, bunlar tanışıyor Instagram'da. Diyor kanka diyor, gel diyor bir ortama girelim diyor bu. Aynı şekilde bana. Ben dedim ki nereye gidiyorsun falan filan, gitmeyelim dedim, bak dedim tanımıyorsun dedim. Neyse gel falan filan dedi. Mustafa Can'la tanıştık biz. Sonra Hacı geldi. Sonra Mustafa'nın eliyordu ölü böyle, yani bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Vücudunu eliyordu. Aynen. Mustafa istemedi. Sonra Hacı'ya aynı şeyleri yapmaya çalıştı. Onlar da istemedi. Sonra bu kız kendini istemeye böyle hırs yaptı. Yani ortamlarda hep onu küçük görüyorlardı. Yani nasıl desem hep bazen dışlanıyordu tipinden dolayı birazcık. Ben çetede değilim Allah'a şükür. Benim Allah'ım kitabım da var. Yani bunu diyen insanlar ben... Burada kimle kalıyorsun? Ben burada ablam dediğim bir sevdiğim insan, onun ismini de vermek istemem. Onunla beraber kalıyorum. Burada kendi evim de var ayrıyetten. Yani öyle. Kimin neyi sağlıyorsun? Benim babam öldü. Babamdan maaş alıyorum. Ekstra ailemden birazcık destek görüyorum. Ve ekstra ablamdan görüyorum. Buradaki ablamdan görüyorum. Ankara'daki abla... buradaki Sivas olsun ya Yozgat olsun, burada sahipsiz ya da ne bileyim yanınıza gelen kızları buradan alıp oraya götürülüp orada farklı bir iş amaçlı kullanılacağı iddia ediliyor. Böyle bir şey var mı? Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Kesinlikle. Ben böyle bir şeyi ne tasdik ederim ne doğrularım. Ben doğruları söyleyen bir insanım yerden çok. Yani yalan söylediklerimde de zaten belli ederim ben her türlü. Ama bu yalan. Yalan. Peki o zaman senin neden adını söylüyor ya da seni neden bu olayın içine koyuyor? Bütün bu olayların içinde 19 yaşında bir genç kız Ecem. Son dakika. Ecem şimdi Zahide yetiş. Yeniden başlasak stüdyosunda. Ecem'i buraya almak istiyorum. Ecem'e soracak, söyletecek çok şey var. En büyük kilit isim şu anda Ecem görünüyor. Ecem gelsin lütfen. Nasıl getirdiler buraya? Sus. Buraya gelemez. Niye? Karşıma gel, karşıma. Sesini çıkarma. Ecem hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum beni kırmayıp geldiğin için. Ecem, inan aklımdaki pek çok sorunun cevabı sende. Bak buradaki herkes, ya anne, ya baba, ya torunu var.
ya da izleyicilerimiz de aynı şekilde. O yüzden seni merak ediyoruz. Yani senin Emine ile olan bağlantını merak ediyoruz. Senin neler yaptığını ya da neler yapmak istediğini de merak ediyoruz. Ecem, şimdi en başa dönelim. Sen Emine ile nasıl tanıştın? Ben zaten dediğim gibi öyle bir ortamdan tanıştım. Nasıl bir ortam? Alkol ortamı. Neredeydiniz? Neredeydik? Böyle bu evden kaçmıştık gecenin bir saati. Ben de Akdağ Madeni'ne yeni gitmiştim o sıralar. Oradan tanıştık, öyle oturduk, sohbet ettik. Bu kız ağlıyordu sürekli, babasını sürekli duyuyormuş. Peki bir dakika, bana iki isim, çok özür diliyorum. Bana iki isim geldi. Seni Çakır Habil, Kabil, Habil. İkisi aynı kişi mi bunların? Habil. Çakır da lakabı mı? Evet. Beni yaşlı birileri tanıştırdı dedi, yaşça büyük birileri dedi. Onlar mı tanıştırdı? Ya da Habil, onlar mı vardı ortamda yanında? Habil abi falan vardı. Yani peki bu abi dediğin kişiyle nasıl bir ortamdaydın? Ya biz alkol içiyorduk, bu normal bir şey. Bu da zaten dedi ki ben de kullanıyorum dedi, böyle şeyler dedi. Ecem, aslında bu çok normal bir şey. Bak ben kaç yaşındayım mesela, sevmem, kullanmam. Herkesin kendi fikri zikri tabii ama. Aynen. Yani senin yaşındayken de ben öyleydim ama. Tabii ki herkese saygı duyuyoruz sonuçta ama. Yani bunun biraz düşünme yetisini engellediğini düşünürsek, ne kadar geç o kadar iyidir ya da hiç başlamasanız bana sorarsanız daha iyi ama herkes kendi bilir. Peki, sen bu ortamda tanıştın Emine ile. Evet. Nasıl bir kızdı Emine? Emine sürekli ağlıyordu. Sürekli ağlıyordu böyle. Nasıl desem yani ben acıdım yani ona. Daha doğrusu. Acıdın. Bayağı acıdım hem de. Peki bak şimdi ben de mesela aynı yaşlardayken daha bu kız 15-16 yaşında. Evet. Yani Ecem oraya kendi başına yani ne diyeyim yasaklı madde kullanılan bir ortama, bir eğlence mekanına bu kız kendi başına mı gelmişti? Hepsini zaten biliyordu kendi. Zaten hepsine Ecem ayarlıyor diyordu ama yalan. Kendisi ayarlıyordu. O ilk günden bahseder misin bana? Oraya nasıl gelmişti? O ilk gün zaten Habil abi zaten tanıyordu. Kendisi tanıyordu. Ben hiçbir şekilde zaten Habil abi sayesinde tanıştık biz onunla. Ben yoksa tanımıyordum onu hiçbir şekilde. Öyle yani. Peki o gece nasıl bitti? O gece nasıl bitti? Zaten alkol içiyorduk, oturduk, sohbet ettik. İşte biz uyuduk, sabah kalktık Emine ile. Ben kuaföre falan giderim her sabah böyle. Nerede uyudunuz? İşte Habil abi bir tane ev ayarladı bize böyle. Dur, konuşsun. Size ev verdi? Evet, ayarladı dedi, burada kalabilirsiniz dedi. Saat sabah oldu işte. Bu kız işte birisini döveceğim diyordu. O evde başka birileri var mıydı? Sadece ikiniz mi vardınız? Evde Habil abigil de vardı ama onlar uyumuştu yani. Biz ikimiz sohbet ediyorduk sürekli Emine ile. Onlar dedim başka kim vardı? Bir kişi daha vardı, ismini hatırlamıyorum ya. Yani siz iki ben pek samimi değilim. Kız iki erkek miydiniz? Evet. Peki. Bu evde kaç gün kaldınız? Orada bir gün kaldık. Bu kız var. Onu döveceğim deyip sevgilimin. Bunu Emine mi söyledi? Evet. Ezgi Çetin, Ezgi dediğin kız kim? Bu da Yedişehirli bir köyde kalıyormuş herhalde, öyle biliyorum. Ezgi'den neden rahatsızdı Emine? Emine bir çocukla konuşuyordu. O çocuk yani çok seviyordu onu. Sonra Ezgi ile o çocuğun konuştuğunu duymuş yani birlikte olduklarını duymuş. Bu kızı sürekli döveceğim işte o kızı öldüreceğim. Böyle böyle işte devam ediyordu. Dedim ne yapıyorsan gel benim yanımda yap dedim hatta. Bu Ezgi dediğin kız kaç yaşında? O da küçük ya, o da yaşı tutmuyor diye biliyorum ben. Yani o da mı 15-16 yaşlarında? 17 diyebiliyorum ben. 17 ama o da reşit değil tabii. Evet. Sen de aslında daha yeni reşit oldun sayılır yani. Sen şimdi kaç yaşındasın? 19 mu? Şu anda 19 yaşındayım. 19 işte bir sene aslında. Aynen. Peki yani bak ailenin bana söylediği annesi babası burada. Sonuçta bu kız okul ev okulken evet. Seninle tanıştıktan sonra değiştiğini söylüyorlar. Benle alakasının olmadığını söyleyeyim. Zaten ben olmadan evden kaçmış. Yani sen değiştirdin Ecem. Ha? Benim kızımı sen pozdun. Lütfen benim konuşmama izin verirseniz sevinirim. Yoksa ben çünkü ailesiyle muhatap olmak istemiyorum. Senden muhatap olmak değil. Peki dinle, bu muhataplık bak, değil dinle. Aslında. Varsa sorularınız, senin de onlara sorun varsa bu sen de sorabilirsin. Bu adamın konuşmasını ben sinir oluyorum o yüzden. Sana da ben sinir oluyorum. Sen benim kızımı alıp... Peki. Benim kızımı alıp Akdağ Madeninden dışarı çıktık
çıkana kadar. Senin kızın dinle, peki dinle, şimdi bak. Bir şey söyleyeceğim. Bekir Bey, karşılıklı sonra konuşacaksınız ama şimdi burada bir sürü isim geçiyor, bir sürü olay geçiyor. Sen babanı kaç yaşında kaybetmiştin? 8 yaşında kaybettim. 8 yaşında. Annenle görüşüyor musun? Pek değil. Görüşmüyorsun. Seni kim büyüttü Ecem? Ben tek başıma büyüdüm. Ama tek başına 8 yaşında bir çocuk nasıl büyür? Birileri bakmış mı sana? Abim, ablam öyle destekli yani. Bir onun yanında, bir onun yanında kaldım. Yalan söyleme de ya. Benim değil. Evet. Bunu ağzına bir topla. Evet. Bak değil be. Emine söyledi, hepsine haberim var. Benim içeride değil. İçeride. İnsanların insanların ailesine karışma ve insanların sırlarını ortaya dökme peşindeyseniz ben sizin aile sırlarınızı dökmek istemiyorum mesela. Senin kocan. Söylüyorum ben. Peki bir dakika, şimdi bir dakika. Bir ne işler karıştırdığını biliyor Ecem, musun? Ecem, bir şey söyleyeceğim. Sen 8 yaşında daha küçücük bir çocukken bir abide, bir ablada, şimdi onlar da belki evli. Evet, evli. Diğerlerde böyle hani tırnak içinde söyleyeyim, sığıntı gibi olmak, hani baba olmayınca. Peki annen niye bakmadı sana? Annen neredeydi? Ya annem bakıyordu. Başka birisi mi girdi hayatına? Ben istemiyordum yani. Yozgat'ta kalmak istemiyordum ben. Yani orayı ben kabul etmiyorum yani. Başka hayallerin farklı şehirlere mi gitmek istiyordun? Aynen. Ben yani küçük yerde kalmak istemiyordum. Hiçbir beğenmiyor zaman. Muydun? Beğenmiyordum. Hiç orayı beğenmiyordum yani şahsen. Kendime göre de yakıştırmıyordum orayı. Şimdi nerede yaşıyorsun? Sivas'ta yaşıyorum şu anda. Peki bir hedefin var mı? Bir yerde yaşamak ister miydin? Bu sene sınava gidecektim. Sürekli olmadı maalesef. Üniversite sınavına. Aynen. Keşke girseydin, keşke sınava çalışsaydın. Aslında Ecem bak, senin yaşında yapılacak tek şey ya çalışacaksın iyi bir işte ama asıl okuyacaksın ki sonra daha iyi bir işte çalışabil. Ya da yani bir teknikten anlayacaksın ki hani bir şeyler başarabil. Değil mi? Senin bir hayalin var mı Ecem? Benim hayalim vardı. Nedir? Ama vardı dedim. Artık yok mu hayalin? Yok maalesef. Neden artık olmaz? Olmaz işte ya. Çok mu sular aktı işin içinden? Artık yapamaz mısın? Yok, yapmasa yaparım ama işte nasıl desem, kendime zarar verdiğim için yapamam artık. Eyvah. Peki neden böyle bir şey yaptın? Yani öyle ya. Çok mu kötü hissetmiştin kendini? Evet. Peki Ecem bak şimdi. Çok ciddi şeyler konuşuyoruz aslında. Yani sen rahat rahat anlat diye alttan ala ala soruyorum sana. Çünkü seni gerçekten dinlemek istiyorum. Senin hayatını anlamak istiyorum. Bizi anneler babalar seyrediyor. Babaanneler, dedeler, neler ve can kulağıyla dinliyorlar seni. Bu işler nasıl oluyor? Bak biz sizin dilinizden bile bazen koptuğumuzu hissediyoruz. Ecem'le sen doğru yerlerde olduğunu düşünüyor musun? Ben çok nasıl desem, hayalimin peşinden koşuyordum. Yani, hayalin bu hayat mıydı? Hayır, Ece? Değildi. Bana da öyle geliyor yani. Ya değildi. Bunu benim kendi ailem yaptı. Ben ailemi hiçbir zaman suçlamadım tabii. Yani öyle oldu. Ya yani. Burada bir vefat var sonuçta. Hani ne diyeceksin şimdi? Allah rahmet eylesin. Ama annenin sahip çıkması gerekmez miydi ya da kardeşlerinin? Ya çıkmasınlar. Ben o yüzden hep tek başıma büyüdüm dedim ya. Hani ben kendi ayaklarım üzerinde durmayı daha çok seviyorum. Mesela hani bir şeyim olmasa bile var derim yani, kimseye boyun bükmem. Peki ama sonuçta bak, yaşlı başlı insanlardan söz ediliyor. Farklı farklı arabalardan, bu arabalarda işte gezmeniz, ortamlar, şunlar bunlar. Yani bir de bu kötü alışkanlıkları alıyorsun. Ecem sen onları aldığında sen değilsin ki. Senin başka bir dünya başlıyor orada herhalde. Yani bu iyi bir yani dünya değil. Korkunç bir dünya aslında. Yaşlı değil. Hiç istemeden yapmak zorunda olduğun şeyler oldu mu Ecem? Yok, ben yaşlı değil bu arada. Bizim arkadaşlarımız normal, düz arkadaşlar. Kaç yaşında o arkadaşlarımız? Benimki en max 23 falan yani takıldım. Mesela İbrahim'i söyler misin? İbrahim kim? İbrahim abi dediğim bir insan, saygı duyduğum bir insan. Mesela hiç ona ben alkol içmedim bu zamana kadar. Kaç gün onun evinde kaldınız? Bir veya da iki gün en fazla max süremiz. Peki şimdi bu abi dediğin insanın evinde kalıyorsun. Size evet. Para da veriyor. Ha? Size yok, biraz bize para bakıyor vermedi. Da. Ha? Bize para vermedi. Kim verdi? Kimse vermedi. Herhangi bir şey karşılığında para aldığınız oldu mu? Yok, olmadı. Peki nasıl geçiniyorsun Ecem? Ya max kredi çekiyorum. Yani öyle. Max kredi çekiyorsun ama krediyi sana nasıl verecekler? Ya çünkü benim bir babam SSK öldüğü yok. İçin. Ha. Benim babam öldüğü için ondan emekli maaş yatıyor bana normalde. Tamam ama ondan o maaş ne kadar? Hani onun için bir kere kredi alırsın. O krediyi de ödemen lazım. Bir kere değil ki. Kaç kere aldın? Çok.
Çok aldın. Yani bayağı borçların var. Ödeyebildin mi bunları? Yok, ödemedim daha. Bir kısmını ödedin, gerisi kaldı mı? Yani öyle. Peki o bir kısmını nasıl ödüyordun? Ya ödemedim ki, daha doğrusu. Ödedim ama ödemedim. Max maaştan yatıyor. Hiç birisine ya benim kredi kartı borcum var, bana destek olur musun falan dediğin oluyor muydu, sana destek olan var mı? Yok ya, ben kimseden para istemem. Ne isterdin? Hiçbir şey. Ne isteyeceğim ki bir insandan? Peki Muazzez kim? Muazzez, onu da Emine tanıyor. Ben tanımıyordum. Ben kız çevresi falan çok yapmayan bir insanım. Erkekler mi daha çok? Aynen. Onlarla daha mı iyi anlaşıyorsun? Kızlarla pek kafam uyuşmuyor benim. Çünkü hani sürekli dertlerini anlatıyorlar, sürekli ağlatmaya meyilliler. Yani ben ağlamayı sevmiyorum çünkü ya zarar veriyorum. Ya senin etrafında kızlar var ve onların hepsi dertli kızlar. Aynen, dertli hepsi oluyorlar. Hepsi sıkıntılı kızlar. Ya ben kimsenin derdini çekemem. Ben ama mesela... sana dertlerini anlatıyorlarmış. Anlasınlar, ben peki kesin onlar şey yapmam ya. Ecem, dertlerini sana anlattıklarını onlara ne tavsiye ediyordun? Ya ben bir şey tavsiye edemem ki. Bu senin hayatın, en iyisini seçsin yani. Ben şimdi birisinin hayatına karışsam, bu ben suçlu olurum. Sonra diyecek bana böyle böyle. Yani ben suçlu çıkarım. Peki Ecem, bu kızlar sana diyorlar mıydı ya sen ne güzel yaşıyorsun böyle. Hani bak ne güzel elbiselerin var, işte saçların, bakımın, makyajın falan. Biraz özeniyorlar mıydı sana bu kızlar? Ya bana özenmelerine hiç gerek yok aslında. Çünkü ben çocukluğumdan belli böyleyim yani. Saç konusunda, makyaj, giyim konusunda. Mesela ben bir mağazaya girdiğimde yani... İstediğini alabiliyor musun? İstediğimi alabilirim yani. Çünkü çocukluğumdan belli böyle yetiştim çünkü. Abilerim bilir, ablalarım bilir. Mesela benim almadıkları şey yoktu yani. Her şeyi alırlardı bana. Sana alırlardı ama sen oralarda yaşayamadığını söyledin. Evet. Peki ama bir şey söyleyeceğim. Bu arada senin annen, ablan dediklerin bunlar gerçek annen, ablan değil değil mi? Ya, gerçek ablan. Bu Ankara'daki olan kadın kim? Annem dediğin. Ya o benim öyle yani, öyle tanırım. Nasıl yani. Öyle tanıdın? Ya nasıl desem, annem gibi. Bana daha çok yakın o. Peki bu Merve'den para alıyormuşsun mesela? Ben mi? Ha. Mesela Max istediğimde falan işte olup olmadığında atıyor bazen. Atıyor. Sen ne yapıyorsun da senden para istiyor, ya alıyor? Ben annem diye biliyorum onu. Yani anne diyor, seviyorum yani öyle. O da beni kızı gibi görüyor. Peki bu sözün ettiğin kişi Merve değil mi? Sana bu kadar iyi davranan, arada para gönderen Merve mi bu? Evet. Peki Merve ne iş yapıyor? Ece? Ama şu anda pek aramız yok. Peki normalde ne iş yapıyor? Aran olmayabilir ama. O ev hanım ya, ev hanım diye biliyorum. Ev hanım olmadığı zamanlarda ne yapıyor? Ya o kocası vardı. Şimdi ayrılıyor. Peki ayrıldı. Şimdi ne yapıyor? Ayrılmadı daha. Ayrılıyor. Ayrılmadılar. Kocası da biliyor mu ne iş yaptığını? Ya bir şey yapmıyor ki ev hanımı. Peki eğlence mekanında çalışıyor olabilir mi? Hayır, çalışmıyor. Peki bunun bilgisini biz öğrendik ama. Yok, çalışmıyor diye biliyorum ben. Artık mı çalışmıyor? Yani bilmiyorum çalıştığını. Artık bırakmış olabilir mi? Aynen. Artık bilmiyorum. Bıraktı. Sana söyledi mi bunu? Söylemedi. Peki neden aranız bozuk Merve'yle? Telefonlarıma bakmıyor da. Telefonlara bakmıyor. Evet. Neden? Ya o beni sürekli aradı. Ben de açmadım. Hani annem diye seviyorum, annem deyip konuşuyorum. Öyle. Ya annen diye sevip konuştuğun birisi seni hemen böyle iki telefonu açmadın diye bırakır mı? Yok, telefonu şu anda yokmuş. Öyle öğrendim. Telefonu şu anda yokmuş. Kimden öğrendin? İşte... Öğrendim ya çevreden falan, öyle sağolsun. Peki, Habil kim? Habil abi ben tanırım. Çok iyi bir insan. Yani nasıl desem, sesim aklıma gelmedi. Emine. Hı. Emine o gün ona demiş ki, Habil abi evim yok. Şu anda işte annemgil köyde. Hı. Benim şu anda kalacak yerim yok. İşte ayarlar mısın demişti. Hatta ben de Habil abinin yanındaydım. Hı. O sırada yanındaydım yani. O muhabbeti duydum. Tamam dedim, gelsin kız dedim, otursun sohbet edelim dedim. Sana mı sordu Habil bu kız gelsin mi diye? Gelsin mi diye sordu. Sana niye sordu? Dedi ki işte dedi, nasıl anlaşır mısın kötü mü, nasıl hani ortamı sizin anlaşmanızı girmedik. Mı istiyordu? Aynen. Sizi bir araya getirmek istiyordu yani. Ya bir araya değil. Bu kız dedi ki evsiz kaldım dedi. Ev, yani köyde annem gilledi. Peki şimdi bak Ecem, sonuçta bir genç kız bile değil ya, çocuk 15 yaşında, 16 yaşında çocuk geliyor. Bu Habil ne kadar iyi bir insan. Ona diyor ki aa senin kalacak yerin yok mu? Hemen sana akşam evimi açayım. Hatta bir de burada arkadaşımız var. Bak o da sana ablalık yapsın. Böyle miydi yani? Ona? Hayır. Akdamadenin küçük bir yer olduğu için herkes birbirini tanır. Ha. Yani
kızı böyle Habil abi arıyor ağlayarak. Telefonu da var. Aynen. Habil telefon abi... başkasının telefonuyla arıyor. Yani Instagram'a başkasının telefonuyla giriyor. Ha. O zamanlar telefonu yoktu bu kızın. Ha. Öyle. Peki sen nasıl tanıştın Habil'le? Ben Instagram'dan tanıştım ya Habil abiyle. Instagram'dan? Evet. Peki Emine nasıl tanışmış? Emine ben bilmiyorum o kadarını yani. Hani böyle arayabildiğine göre ben bu akşam sende kalabilir miyim diye dediğine göre. Onların arasındaki şey muhabbeti bilmediğim için bir şey diyemiyorum. Peki sen Instagram'dan tanıştın nasıl? Kim kime mesaj attı? Habil beğenmiş. Abi bana attı çünkü şey benim bir kız arkadaşım vardı. Heh. İşte onunla tartışmışlar o kıza ulaşamamış bana yazdı. Dedi biliyor musun ya, nerede falan filan. Ben dedim ki böyle böyleyken öyle bir tanışmamız oldu ondan sonra arkadaşlığımız oldu zaten. Sen kızın yerini biliyor muydun? Kimin? Dedi ya bir tane kız evet, varmış. Evet o kız benim en yakın arkadaşımdı. Söyledin mi yerini? Yok söylemedim ne diyeceğim. Habil'le eğer erkek arkadaşıysa senin bundan haberin olmalı aslında. Böyle biri var. Kızlar birbirlerine anlatır çünkü böyle aynen, şeyleri. Aynen anlatıyorlar ya. O da şey işte. Ne anlatıyor da Habil hakkında o kız? Ya onlar nasıl desem yani konuşuyorlardı düz arkadaş gibi. Bir şeyleri yoktu yani. Peki seni tanıştırmamış mıydı Habil'le o zaman? Hani nasıl? Sen en yakın arkadaşısın, o da erkek arkadaşıysa. Tanıştırmıştı. Ben ama burada değildim. Ben Yozgat merkezdeydim, çocuk evindeydim. Ama sen şimdi dedin ki bak kız arkadaşım tanıştırdı demedin. Habil'le Instagram üzerinden tanıştırdı evet, dedin. Evet. Öyle bir şey oldu zaten. Zaten biliyordum. Kıza sormuştum dedim tanıyor musun falan filan. Habil acaba o kızdan ayrılıp seninle bir şey yaşar mıyım diye bir ihtimali sana yazmış olabilir. İmkansız yani. O kafada birisi değil bence. Çünkü biz arkadaşız yani. Abi diyorum sonuçta. Sen abi diyebilirsin karşı taraf ne der bilmiyorum ama bak bu abi dediğin kişi kaç yaşında? Bilmiyorum ki 29 olması lazım. 30 yaşında bir adam yani. Aynen öyle bir şey. Evlenmiş mi evli mi? Evlenmiş boşanmış. Çocuğu falan var. Evet. Peki o herhalde yaşadığı evden bahsediyor sizi davet ederken. Yok orada. Yani size ayrı bir ev açmıyor yani. Oradan değil oraya çağırmadı. O karısı... Başka bir eve mi çağırıyor? Aynen. O başka bir evde sizin gibi farklı kızlar var mı? Yok. Sadece evet, siz mi varsınız? Evet, sadece biz vardık. Peki sen iki gün kalmışsın bu evde. Ne kadar bilebilirsin? Hani başka belki de başka kızlar da gelip gidiyor yani oraya. Yani insanlar hisseder yani takı olsun, tuku olsun mesela makyaj malzemesi. Yani sadece benim makyaj malzemem vardı. Ne kadar kaldı makyaj malzemelerin o evde? Yani iki gün kaldığıma i̇şte göre. İki gün sen aldın gittin değil mi bütün makyaj malzemelerini? Aynen. Hah belki oraya gelen başka kızlar da vardı. Onlar da aldı gitti. Bilmiyorum. Ha. Peki şimdi iddialar var ama ortada bakın. Şey olabildiğince alttan alarak sakin sakin sorular soruyorum Ecem'e ki Ecem bazı şeyleri rahat rahat anlatsın. Ama biliyorum ki aslında bana anlatmadığı çok şey var. Muhtemelen söylemediğin çok şey var. Seninle dışarıda da konuşuruz, ayrıca da konuşuruz. Ama bunları da tek tek öğrenmek istiyorum. Çünkü bu işin peşini bırakmaya hiç niyetim yok. Başkaları da yanmasın. Bak bir anne baba var burada yüreği yaralı içleri kan ağlıyor. 15-16 yaşında bir kız çocuğu var 2,5 aylık hamile. Hayatının nasıl değişebileceğini düşünebiliyor musunuz? Bu yaşta böyle bir şey yaşayan birisine neler olabilirler de düşünebiliyor musunuz? Allah'tan bu adam babası Bekir Bey sahip çıktı da geldi bana. Yoksa şu anda kim bilir nerede olacaktı bu kız? Ecem de geldi. O da kim bilir nerede olacaktı? Konuşacağız ama iddialar var. İddiaların arka arkası kesilmiyor. Bir izleyelim. Çete tarafından tuzağa düşürülen Emine'nin babası Bekir, kızının başını yakan Ecem'den hesap sormak için Zahide Yetiş'e geldi. Çete başı Ecem, İbrahim. Ecem'le tanıştıktan sonra okulu da bıraktı. Kazinolarda, diskolarda, her yerde. Buralardan para mı kazanıyor? Evet. Yani ağını düşürttüğü kişi para karşılığı tuzağına düşürtmüş Ecem. Sen Emine gibileri ağına düşürüyorsun, işin bittikten sonra kenara çekiliyorsun, bir sene aktağına uğramıyorsun, ondan sonra bir sene sonra tekrar geliyorsun piyasaya. Ecem'in yanında şu anda 3 tane çocuk var, 14 yaşında. Benim söylediklerimin hepsi tek tek çıkacak Zahide Hanım. Sizin dediğiniz dün anladığımız şu mu net olarak? Ecem bu çetenin bir üyesi, evet. Bu çeteye yeni kızlar tanıştırmak, buluşturmak üzere evet, Ecem'i gönderiyorlar öyle mi? Evet Sayda Hanım. Benim kızımın sebebi sensin. Emine'nin gözü yaşlı annesi kızının başına gelenler için Ecem'i suçladı. Peki sizce kızınızın aklını çelen kimdi? Ecem. Ecem kötü yollara düşürttü bunu. Zahide Yetiş, 16 yaşındaki 2,5 aylık hamile Emine'yi buldu. Emine'nin Ecem hakkındaki iddiaları kan dondurdu. Emine Ecem salmıyordu. En son işte Ecem uyuyordu. Ben gündüz vaktiydi böyle.
Arkadaşımı aradım, dedim ki ben Sivas'tayım, gel beni al dedim. Ecem uyarken evden kaçtım. Orada zorla mı tutuluyordun? Evet. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Ecem kendi ailesinde Emine'ye çok yanlış tanıtıyor. Ankara'da 18 yaşından küçük çocukların giremeyeceği alanlarda çalışan insanlarla arkadaşlık kuran Ecem, Emine'ye o insanları ailesiymiş gibi tanıtıyor ve bu da yetmezmiş gibi istersen seni ailemin yanına oraya gönderebilirim tekliflerinde de bulunuyor. Bir tane yaşlı adam var zaten buralı. İşte o adama kendisini dokundurup işte alışveriş falan yaptırıyordu. Parasını da alıyordu. Ondan sonra adamı boş veriyordu. Ben Ecem'in elinden kurtuldum. Şu an yanında Ezgi var. Dün ben, bugün Ezgi. Yarın kim olur bilmiyorum. Ama Ecem'den uzak durun. Çünkü Ecem bir çetesi. Ve genç kızları Ecem ağına düşürüyor. Ecem, bunlar son derece ciddi iddialar. Evet. Peki sen... Şimdi para nasıl kazanıyorsun diyorum, bana tam olarak bir şey söyleyemiyorsun. Peki bu doğru olabilir mi? Sen yaşlı bir kişi ya da kişilerle bir takım samimiyetlere girip sonrasında onlara alışveriş yaptırıyor muydun? Bununla alakası yok. O kız çok yalan konuşuyor. Cidden yalan konuşuyor. Bunların iddia olduğunu tekrar ben, söyleyelim. Bir dakika. Ama bu iddialara cevap vermen için soruyorum. Bir dakika zaten. Bir şey söyleyeceğim, bir şey kanıtlayacağım. Bu kızın nasıl yalan konuştuğunu söyleyeyim. Ben size fotoğraflar attım. Fotoğraflarda bu kız diyor ki ben Ece'nin yanında zorla kalıyordum diyor, değil mi? Hı. Yani zorla tutuyordu diyor. O fotoğrafları bir açarsanız sevinirim sadece. Peki Ece'm, o fotoğraflarda normal bir halde mi Emine? Normal. Yani normal. Şöyle yani, şimdi fotoğraftan belli olmaz ama yani normal acaba bir halde. Orada yasaklı maddelerden kullanmış olabilir mi? Çünkü görüntüsü bakışı biraz öyle. Kale Parkı'ndaydık biz. Sivas Kale Parkı orası. Yani orada yasaklı maddenin bir işi de yok yani. Şöyle daha öncesinde yapar, oraya gider. Sonuçta çok da belli olmuyor en başta ama sonrasında bunların tekrar söyleyelim. Ne olur böyle şeyler kullanmayın. Yani sizin beyninizi uyuşturan, yavaş yavaş sizi aslında ölüme kadar götüren çok ciddi şeylerden bahsediyoruz. Bu büyümek değil, bu gençlik değil. Bu akıl sır erdirilebilecek bir şey değil. O yüzden lütfen yapmayın. Lütfen uzak durun. En büyük korkumdur yani kendi evladıma, bütün evlatlara. Sana da aslında yani. Bak bunları kullandığınızda sen de biliyorsun. İnsanın herhalde bir başka bir dünyaya geçiliyor yani. Yani. Yani işte o sırada çekilmiş fotoğraflar olabilir. Peki sen kendinde olmadığın zamanlar istemediğin şeyler yaptırıldı mı sana? O gün biz mesela o gün içerisini anlatayım, o fotoğrafların içerisini anlatayım. Peki orada mutluydunuz vesaire ama asıl sana sormak istediğim ne biliyor musun Ecem? Efendim. Ecem sen... Bu çetenin üyesi misin? Çete diye bir şey yok. Ben çete diye bir şey duymadım. O bunların ailesinin attığı bir iftira. Şunu da açıklamak istiyorum. Kızı ilk başta tacize uğradı. Sen çete yok diyorsun ama bak burada 15 tane isme yaklaştık. İhbarlar geliyor. 14 yaşındaki genç kızların senin gibi farklı kişiler tarafından kandırılıp bu çetenin eline teslim edildiği söyleniyor. Hem de bunlar yavaş yavaş ailelerinden koparıla. Bu iddiaların peşindeyiz. Bu iddiaları bırakmayacağız. Ekibimiz Yozgat'ta her türlü detayı araştırmaya devam ediyoruz. Bilen duyan varsa 24 saat boyunca açık ihbarlar, ihbarlarınızı bekliyoruz. Ve reklama gidiyorum. Yarın devam edeceğim. Dur ayol, reklam falan yok. Burcu'yu alın. Ne reklama, gitmeyelim. Burcu gelsin. Dur Ali gelsin. Burcu iyi misin? Burcu da nasıl dikkatle dinliyor? Burcu'nun en iyi gördüğüm yanı ne biliyor musunuz? Burada kız çocuklarından bahsediliyor ya. Karnında 8 aylık hamile bir kız çocuğu taşıyor. Ve en önemlisi burada çocuğu için bunları dikkatle dinlediğini görüyorum. Bir hatırlatma, Burcu gelsin. Burcu'nun aşk sarmalında ortalık durulmuyor. Kız çocuğu için Zahide Hanım. 2 gün yalvardım yakardım. Görüyoruz kız çocuklarına neler olduğunu. Bunların hangisi hangisini seviyor? Kim kiminle birlikte olacak bundan sonra? Kocası var burada bir taraftan. Onlar ayrılacak mı sence? Hiçbiri birbirini sevmiyor. Hamza Burcu'nun da peşini bırakmaz. Yine Antalya'ya gelsin. Hamza abi yine Burcu'nun peşinden gider. Dün akşam ne konuştunuz aranızda da bugün ne değişti? Ben Hamza'yı aramadım. Seni gerçekten bir zamanlar sevmiş olabilir mi bu adam? İnanmıyorum. Para içindi çünkü ben Murat'la olan konuşmalarını gördüm. Burcu ev istiyordu. Evimi Burcu'nun üstüne yapacağım. Murat da ona demişti ki sen nasıl yapacaksın tanımadığın, etmediğin kadına. Ben dedi ki nikahımı kıyacağım. Dün adam para mı verip ben gideceğim diye. Akşam ne vaazlar verdi bu adam acaba? Dünle bugüne ne değişti? Hadi bak.
Hamza Burcu'dan, Burcu kocası Ali'den parasını istiyor. 125 milyar, 65 milyar, 200 bilmem kaç. Paraya mı tapıyorlar artık bunlar? Bütün arkadaşlarım için iyici diyordu ama en büyük iyici kendisiydi. Oğlum aradı beni. Hayır. Baba haksızlık yapma. Gene aklına düştü. Burcu'yla beraber kaldınız, yediniz, içtiniz. Helallaş dedi. Sen dedi bir kalem çek onları. Hamza helal olsun. Ya ne yaparsan yap. Şeytanı yapamadığı şeytanı kendine yapıyorsun ha. Yok ben doğru söylüyorum. Doğruyu mu söylüyorsun? Evet. Benden yana helal olsun ha. Ben alacağı varsa ben yine borcunu ödemeyeyim mecburum. Ne kadar var ben de alacağım? Söyle. Hayır yani alacaklı mısın, verecekli misin? Yalnız size bir şey diyeyim mi? Hep ağlıyor da bir gözyaşı bitmiyor. Nasıl bir gözyaşı varmış ya? Ali, hayatı iyi alıyorsun ama hayatın tam ortasındasın ve bir baba olarak... Elimde depotlarım var, kamera karayutlarım var, tehdit ettiğin şahitlerimin ekran görüntüleri var. Burcu, kocası Ali'yi mi yoksa parasını mı istiyor? Şimdi Zahide Yetiş'le yeniden başlasak da. Hamza hoş geldin, Ali hoş geldin, Burcu hoş geldin. Şimdi bu stüdyoda bu üçlü arasında çok şey söylendi. Bir kısmı yalan, bir kısmı gerçek ama burada tek bir gerçek var. Artık doktor kontrolünde gösterdim, baktırdım, ettirdim. 8 aylık hamile, hatta o da bir hafta daha geçti neredeyse. Burcu hamile, 8 aylık bir kız çocuğu var karnında. Şimdi Ali merak ediyorum, sen ailenle Burcu'nun hamileliğini ilk ne zaman paylaştın? Nasıl tepki verdiler? O söylemedi, ben söyledim. Bir dakika, kendisi söylesin Burcu. Bir duyayım Ali. İlk çocuk olduğunda bir 2 aylık niye hamileyken haber verdiydim. İlk çocukta sen evet. Söyledin. Şimdi peki? Şimdi de hemen hemen yine aynı ya işte 1,5-2 aylıkken söylediydim. Söyledin mi ailene? Evet. Nasıl tepki verdiler? Kimse bir şey demedi ya, her şey kötü söz de söylemediler, iyi söz de söylemediler. Peki sen duyduğunda heyecanlandın mı? O heyecanı hiçbir zaman yaşayamadım hayatımda. Neden? O çocuk heyecanını hiçbir zaman yaşayamadım. İki kere hamilelik yaşamışsınız. Şimdi birisi şükür ki hayatta ve devam ediyor. Neredeyse artık bebeği kucağınıza alacaksınız. Niye heyecanı yaşayamadın? Vallahi ben de bilmiyorum. O heyecanı ben niye yaşayamadım? Veya yuvada mı huzursuzluk vardı? Veya aldığım insanda mı huzursuzluk vardı? Senin daha önce bir evliliğin var mı? Çocuğun var mı? Hayır yok. O zaman bu çok heyecanlı bir şey aslında yani. İlk defa baba oluyorsun. Yani hep sürpriz yaparken kendi kendime hayal ettim. Ya şöyle sürpriz yapsın, böyle sürpriz yapsın ama... Olmadı. Nasıl sürprizden kastın ne? Ya ne bileyim yani mi? Farklı bir şekilde gelsin dedim. Bu da insan dedim, düzelir dedim ama düzelme şansı yok. Zahide Hanım peki bir şey soracağım kendisine. Hı. Senin ilk doğum gününü kutlayan ben. İyi. Sana ilk hediye alan ben. İlk mezara da koyan sen. Her şeyini yapan ilk ben. Yani ve bu... sence benim senin baba olduğunu hiçbir zaman sana sürprizli bir şekilde söylemeyecek miydim? Bak ne... Hiçbir zaman Zahide Hanım... Her zaman hamileliğimi öğrendiğimde ben dayak yedim de hastaneye gittim. Ve her zaman öğrendiğimde küstük. Ve şunu da söyleyeyim. Yeri geldi, evde kapıya notlar da yapıştırdım. Yeri geldi sen de evde duvarlara ve aynaya seni seviyorum da yazdın. Bunlar güzel şeyler. Aslında evlilikte olabilecek şeyler. Ali sen romantik bir adamısın. Sadece içtiği Hayır. zaman tek sıkıntı o Zahide Hanım... Hamza. Başka bir şey yoktu. Lan Hamza, yemin Hamza diyorum karşımda oturuyor. Buydu. Burada bile bu adam Senin oturuyor. Senin bütün derdin Hamza mıydı? Hayır ya. Zaten dert değil bak. Antalya'da da Hamza. İstanbul'da da Hamza. Zahide Yetiş'te de Hamza. Yani siz olsanız. Bağlanan kişiler hepsi zaten Yani siz olsanız sinirlenmez misiniz? Size demedi mi? Yeri geldi. Ya mesela özür dilerim bak çok özür dilerim. Bu yayından kapıdan çıkıyorum. Adam dükkana Hamza ismini koymuş. Onu görünce ben sinir oluyorum ya. Sen onu mu okuyorsun? Yani düşün. Biz ona algıda seçicilik diyoruz yani. Sen onu görüyorsun bak, artık. Artık takıntı olmuş bende ya. Bak, eve geliyorum. Arama kayıtlarına bakıyorum. Bu. Ali. WhatsApp'a bakıyorum Ali, bu. Bir kere. Bir dakika Burcu bir dakika bir dakika. Bir Ali'yi dinleyeyim Allah bak. Aşkına Burcu bir girme. Ali. Ya. Sen Hamza'yı kıskanıyor musun? Kıskanılacak bir tipi var mı ki kıskanayım ben bunu? Tipinden dolayı mı kıskanacaksın? Ya hayır. Ne işi var benim ailemin içinde, yuvam içinde veya bunun ne işi var onun içinde? Bunları tek tek sorsana madem Hamza'ya. Birebir sor ama Burcu karışma. Birebir bir konuşun ya. Bir ne yapacağım şimdi konuşun. Oturup karşımda arkadaş gibi mi konuşacağım? Hayır sor madem böyle bir derdin var.
Ya ben bu adam... Senin benim ilişkimde, benim evliliğimde ne işin var diye sor. Bunda bir şey yok sordum. Ki. Sordum. Ne yapıyor zaman ya? Sordun? Ne işin var dedim ya. Ne iş var? Avradım beni arıyor diyor. Demedin mi kaç kere? Demedim. Kocama bak diye ki aradı beni. O işe gidiyordum bu. Bak bakışa bakın şimdi evet, ona. Evet o zaman kavga ettiğimiz zaman. Bir dakika bak, ilk araması senin televizyonu. Telefonu alıp da bak, televizyonu açıyorum. İnternete hayır, bağlatamam mıydı? O zaman neydi Zahide sonra... Hanım? Kirayı ödemediği zaman da 4 ay. Peki Ali sen kirayı 4 ay bak olabilir Ceyda insanlık abla, hali. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika Hamza hemen şunu söyle. Bak 4 ay kirayı ödememiş olabilirsin. Tamam. Allah herkese bol para versin ama bu şartlarda olmayabilir. Bak bunu anlarım. Ama bir şey yapıyor olman lazım o kirayı ödemek zaten için. Zaten onu yapıyorum. İçiyordu. Gözü İçiyordu. Evet içiyordu. Ben TikTok dedikten sonra içindeki bütün alkollü videoları kaldırdı Zahide Hanım. Yine mi TikTok ya? Ya... Çünkü her içtiğini paylaşıyordu orada. Hatta ben bir ilk hamileliğimde bile yeter artık baba oluyorsun dedim. Peki bir dakika Burcu. Sosyal medyana dikkat bu kadını, et dedim. Doğru söylemişsin ama bu kadını Hamza'yı aramak için sen mecbur bırakmış olabilir misin? Hı? Bak bir dürüstçe söyle. Tamam. Ha? Mecbur. Nasıl mecbur bırakabilirdim ben? 4 ay hayır, ödenmediği nasıl? Zaman eve geldikleri zaman ne diyecek kadın hayır. Ne versin para yok. 4 aydır kirayı ödememiş. 4 aydır. Kendisi ya öyle böyle, söylüyor. Hangi ev sahibi dayanabilir 4 aydır? Bir de Antalya gibi bir şehirde yaşıyorsunuz siz. Adamın, yani Burcu yalan mısın? Bağlatmayayım. Hayır, adamın gelir kaynağı. Ev sahibinin. Ya bir sus ya. Konuşmayayım onlarla da. Bağlanmalarını rica etmeyeyim. Peki Ali sen anlat bana. Bağlanan herkese söylüyor Hamza'nın peşimden Burcu bir dakika. Diye. Kaç ay ödeme diye bir şey yok. Sadece 2 gün veya 3 gün gecikme var. Aylık ödeme diye bir şey yok. En son biz evi boşaltacak diye. O ay kiraya vermedim. Neden vermedim? Zaten içeride depozite vardı. Zahide Hanım. O depozite tamam, karşılığı biz devam şey. Ettik. Yani senin 4 ay kirayı hayır. Vermediğin olmadı mı? İlk zamanlar. Ev sahibi de bağlan. Kasapta çalıştığın zamanlar. Sus. Şu anda bağlansın. 2 tane ödenmemiş daha faturam var. Susar 3 aylık mısın? Kira var. Ya susar mısın ya? Peki bir dakika Burcu. Söyle Ali. Susar mısın ya? Adam söyle bağlansın Ali. Hiç sıkıntı yok. Ha? Adam bağlansın hiçbir o konuda sıkıntım yok. Peki. Her kavga ettiğimizde bakın her kavga ettiğimizde ben evden çıktım gittim miydi bu bana küfür ederdi affedersin. Etmeyeyim küfürü. Etme. Gerek yok artık. Etme aynen. Yani ilk geldiğim insanla şu an çok farklıyım. Bunları gördükçe. Yani... Ben 5 ay boyunca sana ses tonumu yükseltmedim yalan atma. Sonra senin şiddetlerinden ben bu duruma gelmiş olamaz mıyım? Konuşurken üçüncü... Belli tamam oluyor. Ali peki sence hep sen mi haklıydın? Burcu'nun haklı olduğu hiçbir şey yok mu? Ona göre hep ben bir dakika, Burcu'nun haklı olduğu bir konuyu gösterin kabulüm ben ne dersin? Ben onu nereden bileyim evinizin içinde değildim ki sen söyle. Yani, bak elini vicdanına koy. Hayır. Bu kız sana ilk defa yaş günü yapılmış hayatında. Peki ha? Ben seni İlk defa ya. Hediye almış hem sana. Hem kendi eliyle doğum günü kutluyor hem kendi eliyle mezarı hazırlıyor. Nasıl bu yani? Bu nasıl bir mutluluk la? Nasıl yani? Ya nasıl var mı? Kullandığı hat kimin adınaymış? Sorun onu bir dene. Eski beni arayıp görüntülü aradığı numara kimin adınaymış? Kimin adına? Hadi. Zahide Hanım. Hayır kimin adına söyle bana. Yok evdeydi hattı. Ben onun adına oldum. Hamza'nın hattı mı oydu? Evet. Evet benim borcum ama... olduğundan dolayı bakın. Ya, tamam bir onu boş ver. Tamam. Kimin hattıydı? Evet dedim mi? Hamza'nın hattıydı. Zahide Hanım. Sen niye telefonunu veriyorsun Burcu'ya? Zahide abla başını ben hayır yapacağı da mi? Aydın Taze Parkı'nda 250 bin lira çaycıya para veriyor. Eyvah sen şimdi dur oralarda değiliz biz daha. Bir dakika ben bir söyleyeyim. Benim peşime düşüyor. Kim? Ali herkese para dağıtıyor. Hamza'nın yerini bana söyleyin. Aydın Taze Parkı'nda. Bütün millet dedi ki Hamza Ali seni arıyor. Döne döne Burcu'nun kocası. Sen de o parkta ki, beni de çok aradın ama. Herkes sana senin Hamza ne işin var? Parklarda bunun peşini bırak dediler de kimseyi dinleyip gitmedi. Bir dakika bir dinle ya. Cahil ablayı ben açık açık söylüyorum. Orada ikisi beraber iş yerimi bastılar. Ben telefoncuların araya indim. Bununla biz kavga ettik. Hamza kavga niye seni... Buranın patlattı bak. Buranın patlattı Cahide abla. Ali sana şiddet mi uyguladı orada? Evet. Neden? Şiddet uyguladı. Neden? Benim karım peşini bıraktı ya. Beni dövdü buramı yaraladı. Damar buradan patladı. O bak, fotoğrafı verin. Ben orada... Var mı fotoğraf bende? Biber gazı sıktım bak. Biber gazı kullandım. Biber gazı mı sıktın? Yanında evet. Biber gazı mı vardı? O zaman yanında vardın. Şimdi yok. Niye biber gazıyla dolaşıyordun Hamza? Kendimi korumak için yaptım. Ali'den korumaya mı çalışıyordun? Evet, peki Ali'nin sana böyle bir şey yapacağını tahmin ediyor musun o zaman Hamza? Efendim?
Ama Zahide bak şurada Hanım, kafan bayağı bir... yarılmış. Bu fotoğraf değil mi bak? Aynen doğrudur. Zahide Hanım size de bir şey diyeyim mi? Buram, bak buram, ben burada ikisini de korumuyorum. Annemi de arayıp anneme... Burcu sen söyle bana kimseyi dilerim. Aratmadan. Ne söyleyecektin? Annemi... Kocan Hamza'ya şiddet uygulamış. Parkta yakalamış. Ama ne içindi? İşte onu söylüyorum Zahide Hanım. İnanın ki annemi arayıp anneme demiş ki ilk başta annemle Ali konuşuyordu. Annem benimle konuşmazdı ama Ali ile konuşurdu. O konuda yalan atamam. Hatta beni tutup Mardin'e bile götürecekti. Anneme demiş ki Burcu... Mı söylemiş evet. Bunu? Annemi ya annemi bağlattırma ya. Bunu duyduktan sonra dövdü. Bir dakika. Yalan Hamza, atma sen orada. Burcu'nun annesini neden aradın? Bayramda annedim bayramı. Bayramı kartma. Sen bayram, anne, bir dakika hayır, Burcu. Bir durun Allah aşkına. Doğru söylemen, sen doğru Hamza Burcu'nun ya. Annesine ne diyorsun? Nasıl hitap ediyorsun? Anne dedim ben konuşuyordum. Başka bir şey demedim. Anne diyorsun. Anne dedim bak annesine. Daha o bile anneme hala, anne dememiş ya abi kadının kocası anne dememiş. Sen ya niye anne diyorsun? Benim yanıma Yüz Sefer geldi. Cedevla. Annesi seninle anne. Beraber de kaldı. Annemi kapıda geldi bırakıp burada. Da tamam, kaçtığın işte zaman da oldu. Ben otelde çalışırken. Kardeşimle birlikte. Kapıcının yöneticinin tamam bir dakika sen verdim. Hemen birini bağlayın. Burcu hemen birini bağlayalım istiyor. Siz anlatın bana. Hamza. O şekilde bir daha şey yapmadım yani. Sen annesini koparttım. Arayıp da Ali senin. Efendim? Demedim sen öyle annesini şey arayıp da. Zahide Burcu Hanım, benden para istiyordum. Şahidim var. Tamam, şahidim var. Hatta yayına bağlanmak istemiyor. Bir dakika üçümüz aynı anda ben ama bir şey anlamıyorum. Bir dakika Ali sen konuşur. Ne duydun? Yalan atma. O konuyu kendisi geldi bana söyledi. Ne Hamza dedi? Hamza böyle böyle demiş dedi. Dedi. Tamam. Eninde sonlarım ben bunu yakalarım. Yani sen bunu söylerken bu adama zarar verme ihtimali düşünmedin mi Burcu? Bak, ya da onu mu istiyordun? Hayır. Ben bunu yakaladım. Nerede yakaladım diye sorun. Nerede? Evin içinde. Hangi evin içinde? Evin içinde benim yanımda değerlidir. İki gün beraber girdiniz içeriye. Tamam, girdiğiniz yer nereye? Bebeğin yanındayız ben. Yer nereye? Niye yalan söylüyorum? Bunun eve çağırdı. Ben dedi çalışıyorum. Hamza ben gece gelmiyorum dedi. Tamam. Ben akşam dedi geç geleceğim. Tamam. Çocuğuna ben baktım evde yalnızdım. O bir dakika Hamza çıktı, sen bu adamla Burcu evdeyken bak, bunların evinde mi yakalandın Ali'yi? Bak doğru söylüyorum ben sana. Söyle. Şuradan şuraya yermeyim yalanım varsa. Dedi ki ben dedi sıkıldım dedi dışarıya gitti bu. Çocuğun nerede yerine, hangi evdeydiniz siz? Bak evli olduğumuz evde. Yani evli sen Burcu'yla Ali'nin evindeydin. Dışarıya çıktı bu. Hı. Evet ikisi beraber geldiler. Orada bu bıçak senin... olayı yoktu Bayağı yalan atma. Bir dakika. Bıçak olayı yoktu. Var bıçak. O da doğru bir şey değil ama. Hamza, bu şekilde oldu. Hamza devamı, senin devamı bir dakika getirdim. Senin o evde ne işin var? Bebeğe bakıyordum bu dışarıya gitti o ikisi beraber geldi diyorum ya. Sen bebeğe bakıyordum diyorsun. Bu adam gelirse evindesin sen. Ablacığım, bebeğe bakıyorum de istediği bak, kadar. Abla Zahide bak ben sana şunu söyleyeyim. Özlem bak, bile dün Burcu, size dedi ki ilaçları bak, getirdi benim da, yanıma bak, koydu. Hiçbir dedi. Zaman dışarı bir dakika Burcu. Dışarı çıkıyorum dedi. Dışarıya gitti bebeğe beni bıraktı. Evin içinde ben. Sen bebeğe bunlar bakıyorsun. Dışarıda. Bu dışarı gitti bebeğe yani. Bebeğe dedin kaç yaşında? Oğlum dışına. Oğlu 12 yaşına girecek. Bebek dedin 12 yaşında mı? Evet. Şimdi o zaman kaç yaşındaydı? Bunun oğlu aynı, şu anda. 11. Daha bu sene oluyor yani bu. Evet. Hamza bebeğe bebeğe bakıyorum dediğin küçük gitmedim. Bir çocuk ya. Bak bir dakika ben bıraktım biri gitmedim. Ali'nin ikisi beraber geldi. Neymiş ben Hamza'nın ikisini gördüm. Çalışmaya gidiyorum dedim arkadaşım. Yalan atıyor burada. Ya ben yanlış yerdesiniz bu adamın. Değil, bir şey senin... değilim de. Hamza. Gelmeseydin seni zorla mı getirdim? Kim? Bütün parktaki herkes sana ya. Git git demiş gitmedi. Bak, bak. Çocuğuma ben bile getirmedim Zahide ya. Hanım kardeşimin yanında dövdüm ben bile. Burcu sen bak, evli baklı kadınsın. Niye bu adamı evine çağırıyorsun çocuğuma bak diye. Acayip ya bu. Boşanma davası açmıştım Zahide Hanım. O sıra dedim boşanma ya. Davası yoktu. Sadece küstük ben evden bir hafta uzaklaştım. Gittiydim. Tamam senle uzaklaştığımı açmıştım. Senle karakola gittin. Boşanma davasını da açmak üzereydim. Benim adıma uzaklaştığımı hatta aldık. Hatta en tamamsa, sonunda tamam geldik dedim. Seninle barıştık da eve geçtik. Yemin ederim sesi adamı cırmalıyor ya. Vallahi ben var ya anlamıyorum. Herkes kendi haklı. Zahide siz Hanım. Evlisiniz. Evinizde Hamza bebek bakıyorum dedi. Bebek 12 yaşında. Evet. Sen de bu adam evdeyken bu adamla barışıyorsun tam da o sırada. Adamı eve getiriyorsun. Heh. Ve ben... Allah'ım inanamıyorum valla sizi bu işi çözeceğim. Hiç merak etmeyin. Bu işi de çözeceğim. Ya. Yarın karar masasını kuruyorum reklama ablacığım, gidiyorum. Ablacığım ben bugün gidiyorum ya. Reklama. Siz çok değerlisiniz çok. Ama eğer siz kendi değerinizi bilmezseniz
kimseden bunu istemeye hakkınız yok. Bu yüzden lütfen hem değerinizi bilin hem de mutluluk kapılarınızı sonuna kadar açın. Çünkü biz her gün canlı yayında burada olacağız. Görüşmek üzere.